Sevgili satranç severler, Büyük Usta'ya karşı oyunu etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Uzun süre olmuştu Chess.com Türkçe kanalında yayın yapmayalı ama artık tekrar her zamanki gibi Perşembe günleri saat 9'dan 11'e kadar sizlerle beraber olacağız. 3 artı 0 puansız maç tekliflerini Chopur 1905 hesabına gönderebilirsiniz. Rastgele rakiplerle oynamaya çalışacağım. Bir yandan tabii her zamanki gibi sohbet edeceğiz. Bir yandan da oyunları analiz etmeye çalışacağım. Sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. 2 saat boyunca satranç dolu bir etkinlik olacak. Hemen bakıyorum gelen tekliflere dönmeye çalışayım. Dilerseniz başlayalım. Yayında herhangi bir sıkıntı yok değil mi? Ses vesaire. Çünkü uzun zaman oldu bunu yapmayalı. E4, C5, at F3, E6, D4, C4. Sicilya savunması oynuyoruz. Burada bir kirpi deniyor Türkçe. Sicilya kan varyantı diye de geçer. C4 de tercih edebilirdi. Fil D3 de vardı. At C3 de oynuyorlar tabii ki. G3. Peki buradan Taimonov'a dönebiliriz aslında. At F6, at C6 oynadığımda başka bir açılışa dönüşecek. Orada birazcık daha hakimiyetim var aslında. Kirpi de daha azdı bilgim. Tamam, her şey çok iyi. Ses falan iyi. Tamam, merhaba herkese tekrar. O Emre gelmiş. Alışkın değilim. Ekipler birleşti biliyorsunuz. At C6. Şimdi kısa rok atılıyor bu pozisyonda. At alır D4. Ana hamlelerden bir tanesi. Ben genelde hızlı satrançta bu kötü hamleyi tercih ediyorum. Siz bunu yapmayın. Evde denemeyin. H3 hamlesi buna karşı fena değil. Bir kere Ulvi Sadıkova karşı şöyle bir galibiyet almıştım galiba. Fil F4, E5, fil G5. Böyle fil C5 gidip bu sistemde bir galibiyet almıştım. Bakalım rakibim neyi tercih edecek? Ha, bu pozisyonda mesela fil F4 yerine E5 de bayağı tehlikeli bir hamleydi. Rakibim Ulvi gibi oynamayı tercih etti. E5 buna aslında izin verdikten sonra şimdi bakın çok güzel kare kontrol ediyorum. Fili buraya aldım. İşte at G4, fil G4. Belki ileride H4 fikirleri olabilir. Şundan rahatsız değilim. Fil F6, GF6. Çünkü H4 oynayıp rakip şaha gidebiliriz. Şimdi bir tane fil G4 ile mi başlasam? Fil G4, vezir C4. Fil E6 oynayayım biraz daha. Pozisyonu oynayalım. Çünkü fil G4'ten sonra vezir C4, fil A7 böyle at D5'imsi hamleler gördüm. Hiç hesaplamak istemedim onları. Fil E6'ya koyduk. Atı G4'e gidip F6 oynayabilirim. Şah kanadı hücumu da yapabilirim. H4 ile buraya hedef alabiliriz. B5 oynayıp buradan da oynayabiliriz. Burada fil G4'ü fil F3 tek hamledeyim şu an. Ama neyse at G4 var zaten. Burayı nasıl da savunacak? Değil mi? Kaleyi geri dönmek zorundaysa çok ciddi zaman kaybı oldu. B5 oynayıp fil C4 tehdit edebilirim. F6 oynayıp fili bir yerlere püskürtüp H4 ile bu şaha ulaşmaya çalışabilirim. Birçok fikir var. Bir de tabii fil E3 dönerse eğer onu da at G3, F3, vezir B6 gibi şeylerde veya fille vurup sonra vezir B6'da yapabiliriz. Stratejik anlamda bitirici görünüyor pozisyon. Normal şartlarda fil çiftini severim ama sanki atı burada tutsak o da güzel olabilir. Neyse ben fil çiftine sadık kalıyorum. Sevdiklerinize sadık kalın arkadaşlar. Buradan bir tavsiye. B5. Bir at A4 fikirlerini kessin diye yaptım bunu. Vezir B6 gidip buraya saldırabilirim. İşte H4 H3 fikirleri olabilir. Siyahlar son derece üstün pozisyonda. Hemen şu H4 H3'ü bir ilave edelim. Rakibi darlamamız lazım. Baskı kurmamız gerekiyor. Oyunda galibiyete gidebilmek için birçok gerilim yaratmanız lazım. Daha sonra da taktiksel olarak bitiriş kısmına geçeceğiz. Şimdi mesela fil G4, kale D3, H3, fil F1, fil F3, şah G1. Şöyle bir B4 fil E4'ümsü bir şeyler mi yoksa veziri buradan buna basıp kale D3'e fil C4 mü? Bu daha temiz galiba. H3 ilave etsem mi? Şunu alsam mı? Kafa karışık. Tam bastık.
Emin olamadım. Bitirici vuruşu artık ufaktan yapmam gerekiyor. H3'ü ilave edip sonra yapayım bunu. Çünkü H4 vezir G3 biraz nefes alsın istemiyorum. Fil kaçacak. Vezir A7 ile buraya basacağız. İşte kale D3'e de fil C4 planladım ki kale buradan gitsin sonra burayı alalım artık. Oyunu yavaş yavaş bitirelim. Oyun bittikten sonra chat'e döneceğim. Bu arada kaç kişi izliyor vesaire onlara bakacağım. Evet, Fielder E3. Aslında Vezir C3'e izin verdik mi? Ya bir şey olmaz o kadar da abartacak bir şey yok. Fil C4 gidelim. Yani Vezir C3'e Vezir C5 vardı sanırım. Şunu da ilave edelim. Tempo ile hem buna bastım hem burayı korudum. Bir rok atarsam fil G4 mü gelecek bir tane? Fil E6 koysam. Şurayı istiyorum. Tabii ki rok atıp artık materyale de döktük zaten avantajı. Şu an bu kale düştü. Yani şu bağlantı koptuğu için daha fazla taş toplayabilirim. Yani böylelikle ilk maçımızı kazanmış olduk. Hemen chat'e döneyim. Orada neler var? Bir bakmam lazım. Arkadaşlar Chopper 1905 benim nickim. Chess.com üzerinden 3 artı 0 puansız tekliflerinizi bekliyorum. Selam hocam nasılsınız? Yazmışsınız. İyiyim teşekkür ederim. Umarım sizler de iyisinizdir. Avrupa Şampiyonası'nda niye olmadığımı defalarca açıkladım. Norveç Ligi'nde oynadım. 3 tane parti oradaki takımın bana daha çok ihtiyacı vardı. Bir de Avrupa Şampiyonası'nda oynamamın çok bir mantığı yoktu. Çünkü zaten Dünya Kupası'nda oynamaya geçen yıllarda hak kazandım. Geçen yıl Avrupa altıncısı olmuştum. O sebepten bu yıl hani gitmenin benim adıma çok bir manası yoktu arkadaşlar. Bu arada yeni gelenler beğeni butonuna basarak destek olabilirsiniz. Daha fazla insana ulaştırabilirsiniz yayını. Rakibin hamlelerine bakmaktan kendi hamlelerimi kaçırıyorum. Ya da kendi hamlelerime o kadar odaklanıyorum ki karşımdaki hamleleri kaçırıyorum. Nasıl aşacağım bu durumu? Ortaklaşa yapsak hani bir hani kendi hamlem, bir rakibin hamlesi. Ya rakibin planı ne? Onun farkına varacağız. Kendi planımız ne? Bu planlar çakışıyor mu? Kimin planı daha tehlikeli? Rakibinki daha tehlikeli ise onu engelleyerek kendi pozisyonunuzu geliştirmeye çalışın. Sadece bir tarafa odaklanarak satranç oynayamayız. Yani bunu ayarlamak lazım. Haydi kimle oynayalım? Arkadaşlar yüksek puanlı birileriyle de oynayabilirim. Düşük puanlı birileriyle de oynayabilirim. Yani tamamen rastgele seçeceğim. Şah Gambit'i oynayalım. Evet, burada bunu alırsam Vezir H4 var. Tabii ki E alır F4 en iyi hamle ama rakip bunu yapmadı. D5 de tercih edebilirdi at C6 yerine. At F3 fil C4 kısa rok atıp şu F7 piyonunu hedef belirleyip oynuyoruz aslında. Yani kalenin de önü açılıyor. Biraz ilginç bir açılış. Yani aldığında D4 ile merkeze alacağım. Bu fil D6 tabii ki kötü hamleydi. Rakip ne yapacağını pek de bilmiyor açıkçası. Evet, D4 şimdi E5 gelebilir. C3 burada bir zincir oluşturup şunu düşürebilirim. Kısa rok. Kale buradan çalışabilir. Evet, çatal yedi ve bu oyun hızlı bitecek gibi duruyor. Yani erken materyal kazandık. Dört alalım. Kısa rok, fil F4, vezir D3, at C3. Şunu alalım. Vezir B3 de gelebilirim aslında. Ver bunu, ver bunu desem. Hadi bunu yapsak. Vezir E7, fil F7. Neyse. Vezir E2'de istiyor olabilirim. Kısa rok da atabilirim. Burada artık konuşacak çok bir şey kalmadı. Rakip veziri bedavaya koydu. Teşekkür ediyoruz. Erken terk edip diğerlerine de şans tanıdığı için.
Şah gambitinde rakibin tehditleri ne olabilir? Ef4 alıp işte vezir h4 tehdidiyle başlıyor. Daha sonra at f3 çıkınca bir o f4'teki piyonun üzerine yatmaya çalışabilir. G5 gibi hamlelerle veya at e7 at g6 tarzı hamlelerle veya d5 sürüp merkezi parçalamaya yönelik hamleler yapabilir. Şah gambiti üst düzeyde çok fazla tercih edilen bir açılış değil arkadaşlar. Onu da tekrar söylemiş olayım. İyi yayınlar demişsiniz. Teşekkür ederim. Azerbaycan'dan selamlar hocam. Sizden bol bilgiler bekliyoruz. Elimden geldiğince bilgi vermeye çalışıyorum. 26 yaşındayım. Çok az bilgim var. Bu yaştan sonra genelde gelişir miyim? Tabii ki gelişirsiniz ama yani öyle büyük hedef koymayın. Daha hobi olarak oynamaya çalışın satrancı. Zeynep şeyi gönderiyor. Link gönderiyor galiba. Oradan hani nasıl istek yollayacağınıza dair bilgi edinebilirsiniz arkadaşlar. Şu telefonumdan da açayım yayını da. Onu bu sefer unutmuşum. Hemen onu ayarlayıp dönüyorum. Profesyonel düzeyde nasıl açılış çalışıyorsun? Şöyle oluyor. Açılış dosyalarım var. Kendi oynadığım şeyler veya oynamayı planladığım, değiştirmeye çalıştığım şeyler var. ChessBase programında şimdiye kadar oynanmış tüm oyunlar elimde var. Açılış dosyaları hazırlıyorum. Güncel oyunlara bakıyorum. 2500 rating üzeri oyuncular nasıl oynamışlar? Ben nasıl oynayabilirim? Tek tek yazıyorum. Analiz programıyla da çalışıyorum. Sonuç olarak bir dosya oluşturup onu öğrenmeye çalışıyorum. İnternette pratik yapıp işte Ağır Parti'de bunları uyguluyoruz. Galibiyet almaya çalışıyoruz. Bazen satranç kitaplarından da bilgi toplamaya çalışıyorum. Yani herhangi bir işte ustalaşmış bir insan nasıl veri topluyorsa, yani gündemi takip ediyorsa ben de satrançta onları yapmaya çalışıyorum. Rakibin bağlantı problemi olabilir. Bir sonraki turnuvam Reykjavik Open olacak Zeynep. Ona da 28 Mart'ta galiba gideceğim. Emrecan'la beraber orada oynayacağız. C4 at F6 at C3 G6 bu Şahin veya Grunfeld oynamak isteyen bir oyuncu. Şimdi Grunfeld yani D5'li varyantları bu hamle sırasıyla kestik. Şahin oynamak zorunda kalacak. Şahin'te de 4 piyon atak oynayayım. Belki de bu yayınlarda hiç oynamamış olabilirim. Fazla tavsiye etmem ama bakın mesela bu hamleyi biliyor mu? En iyi hamle C5 diye biliyorum bu pozisyonda. C5 geldi. D5 oynayalım. E6 sanırım. Bazen fil G4 gelip buna da vuruyorlar. A6 B5 tarzı fikirler de deneyebilir merkezi parçalayıp. Ama bir şekilde alan kazanması lazım ya da bir hedef belirlemesi lazım. Siyahların. Kong'dan selamlar üstad nasılsın demiş Muhsin. Teşekkür ederim. Vallahi beni şu an Hong Kong'dan izleyen var. Oslo'dan izleyen var. Ve seyirci sayısı şu an çok da fazla olmamasına rağmen. İşte Twitch'ten normale göre daha fazla izleniyoruz. YouTube'un mu erişimi azalmış? Bir süredir yayın yapmadığım için şeyin farkında değilim neler dönüyor kanalla ilgili. Rakibin yaptığı şey çok yavaş onu söyleyeyim size. E6 oynayıp E5 vurup böyle alınca mesela kaleye 8 olabilirdi. Buraya saldırabilirdi. Artık mesela B5'i de tamamen kontrol ediyorum tüm taşlarımla. Merkezi de tam parçalamalı. Bu filin yeri de burası olmasa gerek. Yani atı buraya koymalıydı. Derken tahtaya bakmadan rakip bize bir şeyler mi yedirdi acaba? Şunu unuttum. Şurada bir açmaz oldun. Keşke fil D2 oynasaydım. Hiç uğraşmak zorunda kalmazdım. Şimdi hesap yapmak zorundayım. E5 ile mi başlayalım yoksa şuraya vurarak mı başlayalım? Vurup vurursak tamam. Bir tane E5 yapacağız galiba. Ama E5'e de hop hop at G4 var. Evet yayın sırasında fazla konuşursanız böyle şeyler olabilir. Vezir E2 gelsem. Yani iyi pozisyondayım tabii ki. Yine bayağı iyi pozisyondayım. Sadece bunu da oynatmazdım yani. Rakibi hamlesiz bırakmak sevdiğim bir şey. Şöyle şöyle bir manevra olabilir. Buradan da bir yerlere gidebilir bu at. Nereye gitsek?
Yani burası daha mı iyi acaba? Neyse buradan gidelim. Burayı alamaz fille, böyle şeyler yapmayın. Vezirinizi açmaza sokmayın. B3'ten sonra bu fil düşer. Şimdi E5 de yapabiliriz. Biraz daha hazırlık da yapıp onu sürebiliriz. Bir tane acaba at F2 gitsem. Ya da sürüyorum ya. Neyi bekliyorum ki? At G4 veya burayı aldıktan sonra at G4 gibi hamleler düşünebilir rakibim. Aldı aldı, at G4 galiba gelecek. Fil F4'e F6 var mı yok mu? Fil F4 F6'ya D6 var. O sebepten gidiyorum. Şimdi H3'ten sonra bu atın da pozisyonu biraz garip olacak. Hatta G4 böyle o. Şimdi dokunmasam da iyi, dokunsam da çok iyi. Şurada çok güzel bir zincir oluştu. Fil E4'e gelebilir. Bir tane geçer oluşturdum yani merkezde. Şu atla biraz uğraşacağım. Bu rakip taşları kısıtlama diyebiliriz, konsepte diyebiliriz mesela. Bir satranç hani dersi anlatıyor olsam bu taşı oyun dışı bırakmak için şahımı zayıflatıyorum ama mesela vezir E3'ten sonra atı düşürmeyi tehdit ediyorum. İkile bastığım için. Şimdi G5 H4 yapabiliriz ama şuna vursam galiba materyal kazanıyor olmam lazım. Çünkü fille alamıyor. Kaleyle alınca en kötü fil H6, fil H6 G5 var. Daha serti var mı onu araştıracağım derken fille aldı. Bedava verdi atı. Ve oyun bitmiş oldu çünkü. Bunu getiririz oyuna. Atı bir yerlere zıplarım. Zıplasam mı şuraya? Vurdu aldım ama filde 4 ara şah var. At G5 gitsek neyse şu atı getireyim ben oyuna. Her seferinde bir şeyler analizleyip farklı bir şey oynuyorum. At E4 mü? At E4'e, at de, neyse at E4'e şey var. Buraya şah deyip sonra burayı alabilirim. Evet, bir tane aldık sonra burası. Şimdi aldığımda vezirle vurup vezir F6. Çaresiz mat mı? Mat değil aslında. Çaresiz mat değil. Onun için şöyle mat edelim. Şimdi vezir F8 ve vezir F7 gibi iki tane mat tehdidi var. Böyle şeyler durdurulamaz. Vezir. Buna vezir fedası denir mi bilmiyorum ama aldığımda kaleyle alacağım ve mat olacaktı. Haydi çete dönelim. GM Satranç kanalı. Evet arkadaşlar, eğer bilmeyenler varsa ben kendim de YouTube kanalı açtım. Sağ olsun Zeynep yardım ediyor, Deniz yardım ediyor bana. İşte Berkay var. Hani bayağı bir yardımcılarım da var. Onlara teşekkür ediyorum. Bir süre turnuvam olmayacak. Bazı videolar var. Hazırda yenilerini de çekmeyi düşünüyorum. Oraya da gidip abone olabilirsiniz. Yani orada da yayınlar yapacağım. Chess.com Türkçe'de de zaten birkaç yıldır yayınlar yapıyorum. Burada da devam edeceğim. Reykjavik'te Chess Results sitesine girip oradaki Iceland bölümüne basıp hani İzlanda kısmına basıp görebilirsiniz Reykjavik Open'daki oyuncuları. Ben galiba ikinci, üçüncü başlıyordum. Rakip Sicilya oynarsa Magnus varyantı görür müyüz? Yani at C3 daha sonra D4 mü? Olabilir. Bir sorum olacak. Satranç standart bir eğitim planı programı var mı yoksa fazla oynayarak öğrenmek mümkün mü? Fazla oynayarak da öğrenebilirsiniz ama bir programa bir şeylere bağlı kalsanız biraz daha iyi. Öyle fix bir eğitim programı yok yani. Hangi antrenöre giderseniz o kendi yolunu çizip size eksiklerinize göre öğretir. Burada Twitch'i boşlamayalım. Orada daha fazla seyirci vardı ya. Hemen bakıyorum. Lonchenko'nun satrancı nasıl turnuvada birinci olmuştu senin önünde? Seviyesi ne durumda? Daha önce 2670'lere çıkmış bir oyuncu. Kuvvetli bir oyuncu. Babası galiba uluslararası ustaydı. Donchenko'nun. Şu an Avrupa Şampiyonası'nda çok kötü oynuyor. O da artık benim şansıma diyeyim. Yani keşke orada da kötü oynasaydı. Birazcık en azından. E4, E5. At F3, at C6. Fil B5. İspanyol açılışı geldi. A6, Ruy Lopez, Murphy Defense diye geçiyormuş. Hadi böyle bir şey yapayım. Bildiğim bir hamle değil. Farklı varyantlar da var. Birçok şey deneyebilirsiniz.
Bakalım işe yarayacak mı? Şimdilik rakip yani beni cezalandırmaya yönelik bir şeyler yapacak mı, yapmayacak mı onu gözlemleyeceğim. Bu plan çok standart duruyor. Ona karşı alıp D5 mi sürmeliyim yoksa B5 D6 falan mı yapmalıyım? Örneğin D4, E'de, C'de, D5, E5. Kısa rok atıp fil G4 gitmeye çalışsam. Bunu almadan böyle başlayıp sonra D6 oynasak. Biraz daha oyunu kapalı tutar mı acaba? Ama orada da E5'i alabilir. Yani bunu herhalde almak gerekiyor. İlk etapta. Ben niye böyle bir varyant oynadım ki? Şu an pişman olmaya başladım. Bizim Batuhan nasıl yapıyordu? Bir tane bunu oynayıp böyle mi yapıyordu acaba? Sonra atı açıp C5 sürmeye çalışıyordu. Galiba böyle bir şeyler yapıyordu. Çünkü D5 sürersem aldığında atla alırsak kaleye bir şahlar var. Roku nasıl atacağım göremiyorum. Ya da file altı oynayıp at G5'i piyonu bırakıp böyle bir gelişimle mi oynamam lazım yoksa ya bu maç riskli arkadaşlar onu söyleyeyim. Rakip gayet iyi oynuyor. Bir tane B5 oynadık. Biraz da hızlanayım. Şimdi fil B3, evet fil B3 şimdi buraya saldırı düzenleyebilir. Yani D6 oynamayı planlıyordum ama at G5 vezir F3 belki tehlikeli olur diye böyle başlıyorum. D5'e at A5'im var. Bir yandan da konum tanıdık geliyor ama kesin vardır böyle de bir teori diye düşünüyorum. D5 fil G4 fikirlerim olabilir. Hadi şimdi artık D5'i herhalde oynasak fena olmaz. Dedikten sonra yine mi D6'ya döneceğim? Görüyorsunuz bizim aklımız hep karışık. Satranççılar böyle maalesef. Onun için de hızlı satrançta mesela zorlanıyorum. Çünkü sürekli aklımda birkaç hamle var. Rakip için de aynı şey geçerli. Hangi planı tercih edecek? Sürekli bunları tartmaya çalışırken zaman eriyor. Tamamen adapte olamıyorsunuz. İşler kontrolden çıkabiliyor. Vezir D6'ya atalım. Şimdi at D2, at E4 gibi şeyler olabilir ama at D4 var mı? Herhalde yok. Her şey değişip at E4'ten sonra çünkü her şey boşta kalıyor. Şunlar tehlikeli duruyor. At buraya geldiğinde bir çözüm bulmamız lazım. Mesela fil F5 olabilir. Çünkü buraya at geldiğinde onu kaldırmak istiyorum tahtadan. Yani rakibim burada bir tane izolesi var. Bunun üzerine oynayabilirim ama bu sağ sola zıplamaya başlarsa benim taşlarım da çok sallantıda duruyor. Şimdiye kadar gayet güzel bir oyun çıkardı beyazlar ama tabi zamanı azalıyor. Ona da dikkat etmesi lazım. Şu tarz fikirler olabilir. Kaleye 8 gidebilirim. Şurada bir tane zayıf kare var. Oraya bir taş gönderebiliriz. Alacağım. Şimdi bir tane böyle gitsem. Gayet iyi oynuyor beyazlar. Şimdiye kadar net bir hatası yok. Buraya saldırdım fil C2'ye. Belki at C4, belki kale E8. Yani konum değerlendirmesini soracak olursanız aşağı yukarı eşit diye düşünürdüm oyunda. Tamam fil çifti var ama sonuçta izolesi var ve net bir hedefte henüz vermiş değilim galiba. Böyle oynasam fil D5 böyle vurduk vurduk. Burayı aldı. A2'ye aldım. Tamam gidiyorum bunu. Burayı almakta acele etmek istemedim veziri erkenden oyuna getirmeyeyim diye. Çünkü kaçarsa zaten at C4'ten rahatsız oldu bence. Yani bu fili vermeye razı ben de almıyorum. Öyle olur ya bir şeye çok heveslenirsiniz. Elde edince hevesiniz kaçar. Şu an benimkisi de o. F6 oynasam şu açmazdan başıma bir şey geliyor mu? Kale C5'e at B3 vursak vurdu böyle indi. Kale D8. Neyse zaten bayrağı düşecek herhalde. Yapalım. Kale C5, at B3, vezir B3, kale D8, at C6. Buraya vurdum. Gel. Son sıramı istiyor muyum? Evet. Evet, zamandan kazandık oyunu. Kale alır C7'ymiş buradaki hamle ama ona da at B3. Aslında üstün kalmışım. Peki. Bu oyunu geçtik. Hemen chatlere dönmeye çalışıyorum. Hızlı satranç galiba ya Rapid'in tanımı galiba hızlı satranç ama ben 3 dakikada yani sonuçta hızlı demek
Klasik formatın tersi yani. Daha hızlı oynadığımız formatlar. Onun için hızlı satranç diyorum. Yoksa yıldırım dediğinde mesela satranç olmayan insanlar anlamayabilir yıldırım nedir diye. O sebepten öyle kullanıyorum. Tamam arkadaşlar yani şüpheli olabilir. O konulara girmemeye çalışalım. Biz elimizden geldiğince hesap yapalım. Yani size bilgi vermeye çalışayım ben. Eşit oyun sonları Mustafa Yılmaz'a kazançtır demiş Zeynep. Donçeko demişken kendisi bir şekilde Tata Steel Masters oynamaktan vazgeçerse onun yerine sizi alırlar mı? Önemli konu. Ki, yani ben bunu çok isterim ama yani böyle bir kural var mı ondan da emin değilim. Bir de şu konuda da hevesim kaçtı. Kalsan klasik satrancı bırakmış. O oynamayacaksa Masters'ta yani tabii ki çok büyük prestij. Yani oynanabilecek en iyi turnuva olur ama evet Emre Hasgüleç gelmiş. Bu yayına daha fazla like lazım diye. Ben like istemeyi tam beceremiyorum galiba Emre. Yaklaşık 200 küsür kişi YouTube'da var. 300 civarında Twitch'te. Gelip yayını beğenirseniz arkadaşlar seviniriz. Yeniden başladık Büyük Usta'ya karşı oyna serisine. Beğeniler bu yayını daha ön sıraya çıkaracaktır. Ve daha fazla insana ulaşabiliriz. Hocam özlettiniz demiş Şinasi Bey. Evet biraz uzun zaman oldu. Kısa rok veya uzun rok konusunda bir tavsiyeniz var mı? Pozisyona göre diyeceksiniz muhtemelen ama bir püf nokta var mı? Başarılarınızın devam diliyorum. Ufak bir tüyo verebilirim. Yani şahınızın güvenliğine bakmanız lazım. İki tarafta da dengeli görüyorsanız eğer rakip mesela kısa rok attı H6 sürdü değil mi? O tarz böyle sürüşler hızlı bir şekilde açık at yaratmanıza sebep verecek. Mesela G4 G5 sürüp hemen bir açık at yaratıp şaha daha hızlı saldırabiliyorsanız ters kanada rok atabilirsiniz. Yani rakibin o sürüp piyon sürüşlerine bakın. Kim daha hızlı olur onları hissetmeye çalışın. Bu da herhalde birazcık tecrübeyle bağlantılı olacak. Ona göre yani nereye rok atacağınızı belirlersiniz diye düşünüyorum. Kimle oynayalım? Kimle oynayalım? Teori Satranç Akademi premium üyeymiş aynı zamanda da. Onunla oynayalım. C4 at F6. Şeyin savunması belki oynayabilirim. Bakalım kaç like olmuş bu arada. Telefondan kontrol edeyim. Şu an gerçi sayfayı yenilemem gerekiyor galiba sürekli. Fil G7, E4 oynayacak. D6 oynayacağız. Çok standart şeyin savunmasının giriş kısmındayız. F4 bana 4 piyon atak geldi. Peki bir meydan okuma mı bu acaba? C5, 200 beğeniye biraz daha var. 143 olmuş şimdi gördüğüm kadarıyla. C5, D5'e E6 süreceğiz demiştik. Bakalım az önce beyaz tarafından kazandığım açılışı siyah tarafından nasıl oynayacağım bunu da görelim. Hatta size şöyle bir şey söyleyeyim. Galiba 9 yaşında Türkiye şampiyonu olduğumda 10 yaş altı kategoride İstanbul'da bir MEF kampı yapılmıştı. Bu işte 18 yaş altında bu dereceye giren sporcular için milli takım kampı yapılmıştı. Orada Yunan ve büyük ustalar da ders anlatıyorlardı. Yıl belki 2001 olabilir. Orada Yunan hocaların anlattığı şeylerden bir tanesi buydu. 4 piyon atak nasıl oynanır? Önce beyazın kazandığı bir parti gösteriyor. Daha sonra da siyahlarla nasıl oynanır diye öyle de bir parti gösterdi. Ben böyle bayağı etkilenmiştim. Bu adamlar neler biliyor diye. Mesela fil çiftinden bahsetmişlerdi. Filinizle piyonlarınızı aynı renge koymayın. Bu tarz ilginç şeyler görmüştüm. E5 çok iyi değil. C ile alması lazımdı. Şu an şah açıkta kaldı. At E4. Belki at G4, at E3 fikri olabilir. Evet, bu fena bir hamle değil galiba. Buna karşı vezir C8 ile gitmeyi düşünüyorum. Vurup da devam edebilirim. At E4 de gidebilirim. At E4 gideceğim. Bu da mesela alan avantajı konusuyla alakalı. Gelfand'ın bir tane kitabı vardı. Yani kitabında bir konuda bundan bahsediyordu. Normal şartlarda beyazın alan avantajı var. Fakat bu hafif taşlar azaldıkça
Tahtadan bunlar eksildikçe alan avantajı dezavantaja dönüşüyor. Çünkü bu piyonlar hedef olmaya başlıyor oyun sonunda. Bu tarz stratejik konuları aslında öğrenmek gerekiyor. Ama ilk etapta sizin yapmanız gereken birçoğunuzun hesap gücünüzü geliştirmeniz. Çünkü taktik hesap yapamayan bir oyuncu iyi satranç asla oynayamaz. Fil alır D3 mü? Fil alır F3 daha iyi galiba. Çünkü kaleye 8, vezire 8, vezir de vurdu. Fil de 4, vezire 1 ya da ilk vezire 1, vezir F1, fil de 4, şah H1. Bir şey çıkmıyor ya, çok garip. Veziri B4 atsam birazcık uğraştırabilirim. Ya da bunları yapıp sonra vezir geri kaçarım belki. At 6 at B4 kaleye 8. Bir yetiştirebilsem şu gelişimi işi bitireceğim ama galiba tam da yeterince hızlı değil. Yine de hani siyahların pozisyonunu beğeniyorum. Beyazlarla oynasam bu konumu endişeli olurdum. Şimdi buna vursam hiçbir problem yok. Galiba iyi bir oyun sonu. Hatta buna galiba vurmam mı gerekiyor benim? Sanırım buna vurmam gerekiyor. Ama veziri kaçmak istiyorum ben. Vuruyoruz. Bir ölçüp biçtikten sonra şöyle bir yol gördüm atımı. İşte şuralara yani F2'ye dalan kaleye şöyle bir yol görünüyor. Fal bakacak olursak fil burada gayet aktif. Buradaki soru işareti evet bunu geldiğinde B2'ye alırsak o da buralara dalıyor. O sebepten İlk etapta istediğimiz şey olmuyor ama böyle gelip kaleye biri davet edip onları kestikten sonra burası boşta kalabilir. Şimdi mesela vurup son sıram atları kovalayabilirim artık. Mesela vurdum geldi. Fil A3 vurdu. Fil C1 gibi böyle garip bir hamle mesela. Ama en son bu boşta kalıyor. Buraya vurduk. G3. Tabii ki her zamanki gibi bir şeyler hesaplayıp başka bir şey oynuyoruz. Ver at E4'ü. Ver at G4'ü. Şu ama şu fikir çok hoşuma gitti ya. Böyle böyle gitmek. Peki şimdi at e4 de gayet son derece kuvvetli ama şu bir tık daha sert olabilir. O atla ilgili bir rota çizmiştim. Şu an bunu gerçekleştirmiş oldum. Rakibin işi bitmek üzere zaten zamanında kaybetti. Hadi çete dönelim. Turnuvalara katılırken vize işlemlerini, kalacak yeri, biletleri sizin yerinize ayarlayan birileri var mı? Yoksa yurt dışı turnuvalarınızda kendiniz mi uğraşıyorsunuz? Ben uğraşmıyorum. Türkiye Satranç Federasyonu'ndaki milli takım menajerlerimiz veya orada çalışan işte genelde Fatma Koç'tur. Yani onu da kendisini çok severim. Pasaport konularında her konuda neredeyse o yardımcı oluyor. Tabii ki bir bütçe çıkarılıyor. Hani onay verilmesi lazım. Her turnuvaya da onay öyle verilmiyor kolay kolay. Bu Norveç Ligi'nin ama federasyonla bir alakası yok. Orada işte maç başı belli bir ücret alacağıma dair anlaşmalar yapılıyor. Takım uçak biletini oteli ayarlıyor vesaire vesaire bu şekilde. O işlerle neredeyse hiç uğraşmamış olabilirim. Ama kendi başıma bir turnuvaya katılmaya çalışsam ve federasyon destek olmamış olsa veya böyle bir lig bir şey olmamış olsa her şeyi kendim ayarlamak zorundayım baştan sona. Arkadaşlar rastgele kabul etmeye çalışıyorum rakipleri. Onun için lütfen hani baskı yapmazsanız bana sevinirim. Çünkü 20-30 kişi oluyor mesela listede. Ona göre ben de seçip hani kabul ediyorum. Evet, okey oynandığı kadar satranca önem verilseydi bir numaraydık demiş Uğur Bayuz. Kesinlikle katılıyorum. Ya bazı oyunlar zaman öldürmek için iyi de çok da böyle hani zekayı geliştirmiyor ve kafayı kullanmıyorsun. Değil mi? Onun için ben de yani tüm oyunları bilsem de okey işte ne bileyim tavla vesaire. Ama en eğlencelisi en hani kafayı çalıştıran satranç olduğunu düşünüyorum.
Yeni gelenler arkadaşlar beğeni butonuna basarlarsa sevinirim. Haydi Azerbaycan'dan birisiyle oynayalım. Bağlantı problemi olabilir. Hadi 200 beğeni az kalmış. Galiba internette problem var. Bunu abort edelim. Yeni oyunlara geçelim. Arkadaşlar, satranç ilkokuldan itibaren öğretilmeli ve zorunlu olmalı yazmışsınız. Haklısınız ama lütfen şu satrancı doğru yazın. En azından yazılımını öğrenin şu. Gerçekten sinir bozucu oluyor artık belli bir noktadan sonra. Evet, şu A3 hamlesi çok kötü hamleydi. Rakibim çok hızlı oynuyor. Sebebini bilmiyorum. Karokan'a karşı böyle bir şey görmedim. Hızlıca merkezi ele geçirmeye çalışıyorum. Türkiye'de devletin sana yeteri kadar önem vermediğini düşünüyor musun? Yani kesinlikle düşünüyorum. Ama bu yani neredeyse tüm branşlar için de, yani birçok branş için geçerli olabilir. Tüm demeyeyim de satrançta bence bizim 2700 çıkaramamış olmamızın sebebi, elit seviye oyuncu çıkaramamış olmamızın sebebi budur. Yani sponsorluklar yok denecek kadar az ve satranç bence yeterince ciddiye alınmıyor. Ha, bir güreş olsaydı mesela ya da o tarz böyle halter vesaire çok daha farklı olabilirdi her şey diye düşünüyorum. Şey gibi düşünün yani diğer branşlarda insanlar sadece yaptığı spora işine odaklanıyor. Bizde ek iş yapmak zorundasınız geçinebilmek için, daha rahat yaşayabilmek için. Öyle düşünün. Mesela futbolculardan örnek verelim ya da basketbolculardan. Bir basketbolcu işte milli takım seviyesine kadar çıkmış, ligde bir takımda oynuyor. Bir yandan da bir basketbol okulu açıp hani çocuklara ders vermeye çalışıyor falan. Bir ek gelire ihtiyacı var. O öyle bir süreçte hani ülkenin başarısı düşmez miydi? Tabii ki düşerdi. Bizim de yaşadığımız durum bundan ibaret aslında. Hani bir sporcunun tamamen işine odaklanabiliyor olması gerekiyor. Şimdi oyunla ilgili söyleyeceğim pek fazla bir şey yok. Hafif üstün olması lazım siyahlar. Çünkü beyazlar epey bir pasif bir yol seçti ama çok da büyük bir problem yok. Hani şu D3 piyonuna yükleneceğim. Kaleleri böyle getireceğim. Kaleye 8 belki ata zıplamaya çalışabilirim sağ sola. C4 oynarsa belki at D4 gidebiliriz bu kareyi delik verirse. Vermezse de mesela nasıl gelişecek? Şimdi şurayla biraz uğraşayım. Ufak bir hedef var. Yani geri dönerse belki bakarız. Evet, bu da izole piyon oluşturuyor olması lazım. Şu an ateşle oynuyor rakibim. Bunu taktiksel olarak mesela fille vurup böyle bir şey de yapabilirim ama atla mı vurayım, fille mi? Neyse atla alacağım. Şimdi stratejik olarak çok kötü bir karar verdi. Bunu nasıl değerlendireceğiz? Buraya vursam C4, fil D4, fil D4, kale D4, kale D4, vezir E1'e. Sizin de gördüğünüz gibi at F1 var ve bir şey çıkmıyor. Bu taktik çalışmadığına göre o zaman kaleyle alacağız. Daha pozisyonel oynayacağız taktikler işe yaramıyorsa. Veziri D5'e koyabilirim. Bu piyonu herhangi bir şekilde sürüp filin önünü açmasını istemiyorum. H5 H4 ile şu atı kovabiliriz. Bu atın da geri dönme zamanı geldi. Ömürlük bir artık avantaj var. Kötü fil çünkü piyonlarıyla aynı renkte. Bunu daha önceki yayınlarımı izleyenler bilirler. Ha, pozisyon kazanç mı derseniz kazanç yakın olabilir ama benim tekniğime bağlı tamamen. İşi bitirip bitiremeyeceğim. Baran Suat Sevgili iyi yayınlar demiş. Bu isim bana bir yerden tanıdık geldi şu an.
Uygun bir oyunda Hollanda oynayabilir misiniz? Aslında aklıma gelmişti de. Orada satranç mı, satranç mı diye bakarken piyon mu kaybettim ben burada? Bunu nasıl tutacağız? Fil D4, kale D4, kaleye birin bir esprisi yok. Burası gidecek. Kale eğildi, geri dönebilirim. At C3 gitsem böyle at C3 bir tane bir şey yapayım ya. Fishing denilen olayı bir yapayım. Kaleyi kötü bir yere kaçacak mı? Yani şuna izin verecek mi? Buraya gitmek zorunda. Bu arada zamandan bayağı geride kaldım. Chat'i okumuyorum. Aa, fil D4 varmış zaten, kale F1'e. 4. Olmuyor. Fil D4, at E4. Tamam, pozisyon bayağı üstün olmalı. Kale E'ye de dönsem galiba piyon kazanıyorum. Şimdi buna kale F2, at E4 de yapabilirim ama ben direkt at E4 yapacağım. O daha etkili duruyor. Hem at G3 tehdit ediyor hem de buralar boşta. Buna yapacak bir şey yok. Materyali toplamak zorundayız. Galiba o da en doğru şekilde yaptı bu işi. Şöyle bir garip bir yol gördüm. Ha, burası boştaymış. Onu görmedik galiba. Neyse, galiba hızlı kazandırdı bu bana. Rakibim fena oynamıyor bu arada. Şöyle yapsak. İki piyon fazlayım. İki kanatta da fazla var. Onu şöyle. Neden kaleye üç geldi? O ne güzel. Evet, böyle olduğunda değişebilirsiniz arkadaşlar her şeyi. Yani böyle piyon önde olduğunuzda rakibin taş değişmemesi lazım. Rakibin her şeyi değişti. Çete bakalım. Yakın zamanda Yağız Kağan'ın maçlarını gördüm ve gelecekte iyi yerlerde olacağını düşünüyorum. Yağız'a destek verirse bunun nasıl bir yarar olur? Nereden eğitim alabilir? Yağız bir şekilde destek alıyor diye biliyorum. Hatta ben de ufak tefek ona ders verebilirim. Chess.com Kids'le bir konuşma yaptık. Ve onlar da hani haftada 2 saat hani çalışabilirsin dediler. Ben de ya şimdi turnuvaları olduğu için başlayamadık ama döndüğünde onunla başlayabiliriz. Çok iyi oynadığını düşünüyorum ama son dönemde bir tutukluk var. Eğer orayı aşarsa, daha cesaretli oynarsa üzerinde biraz baskı hissediyor olabilir. Çünkü herkes hani en genç büyük usta olacak diye artık kafada kurdu ve çocuğun yaşı 11-12, yani çok küçük. Ve bu baskıyla baş edemiyor olabilir. Onları bir şekilde çözmek lazım. Gerekirse de belki bir psikolog yardımı da alınabilir. Çünkü satranç oyunculuğu gerçekten kolay değil. Benim ek bir işim yok. Yok yok, satranççıyım sadece. Yani işte böyle yayınlar yapıyorum bazen. Zaman zaman ders veriyordum. Artık bıraktım uzun süredir. Bir tek Yağız Kağan'a ufak bir hani yardım dokunabilir. Onun dışında başka bir şey yok. Twitch'ten epey izleyicimiz var. YouTube'da 200 beğeni geçtik mi? Geçmişiz. Yeni hedefimizi değiştirebiliriz. Haydi yeni oyuna girelim. Nereden girelim? Tolunay Erbaş. E4. Şimdi Hollanda istenmişti. Onu oynayamıyoruz. Sicilya oynadık. Karokan, bir tane de Fransız oynayayım. Genelde D4 tercih ediliyor arkadaşlar. At F3 değil de. T5. Yani bu tavsiye etmem böyle oynamanızı ama teori bilmeyen birisinin böyle oynaması gayet normal. Fil D6. Bundan korkmuyorum. Fil çifti değerli bir şey. At E7, kısa rok. Ya da fil G4 oynayıp belki uzun oka gidebilirim. Bakın burada mesela iki tarafa da rok mümkün. Nedense kısa daha güvenli geliyor bana. Çünkü uzun ok için çok böyle zaman harcamam lazım. Bir de burada bir açmaz var. C4 ile oyun açılabilir. Yani şu çok çok daha güvenli ilk etapta. Ama siz bunu mesela nasıl algılayabilirsiniz? Belki yani zaman gerekiyor bence, biraz tecrübe gerekiyor. Şu an mesela fil F3, vezir F3, at D4 gibi bir şey tehdit ediyorum. G ile alırsa derken rakip buna izin verdi. G ile alırsa zaten şeyi çok zayıflayacak. Evet.
söylediğim şeyi bana uygulamak kaldı. Buraya da basıyorum bir yandan. Vezir D1 veya Vezir D3 oynamak zorunda. Vezir D3 biraz daha aktif hamleye benziyor. Oo. Neler oluyor? Flaş 6 gelmek istiyor da o çok sönük bir tehdit değil mi? Alıyorum. Fil D3 ile bağlantılı bir şey var mı? Yok. Flaş 6'ya at G6 oynayacağım arkadaşlar. Burayı perdeledikten sonra artık bir mat tehdidi yok. Bu hepsi boşta kaldılar. Bunların birkaçını toplamaya çalışacağız. Zaten iki piyon da öndeyim şu an halihazırda. Hangisini alalım? Şunu alıp buraya saldırarak başlayayım. Şunu da alıyorum ve kale öndeyim. Şu an şahım da çok öyle açık da değil. Şuna dikkat etmek lazım. At D5'e kale E8 gelirseniz alıp at F6 şah der ve materyal kaybedersiniz. Onun için ondansa ne yapıyorduk? Bir şeyler öne geçtiğimizde taş değişiyorduk. Açarak şah fili verdim. Atı alacağım ve taşları azalta azalta riski sıfıra indirip galibiyete gideceğim. Vezir alır D5. Vezir D6, kale E8 geleceğim. Vezir F4 gelebilirim. Mesela Vezir B4 gitmeyin. Fil alır F7, Vezir B4. Böyle taktiklere izin vermeyin. Taşlarınız birbirini koruyor vaziyette olsun. Onlara da dikkat etmeye çalışın. Yani en azından büyük taşlar birbirini korusun. Sağa sola atmayın rastgele taşlarınızı. Vezir F4 geldik. Vezirin kaçacak yeri yok. Çünkü fil boşta kalır. Değişimden sonra da herhalde ufak ufak oyunu bitiririz. Vezir F4, at F4. Şunu da toplayalım. Gerçi kaleyi buraya indirmezdim de ben. Neyse. Şöyle şunu alayım bari öyle şey olsun. Yani anlatacak çok fazla bir şey yok. Net kale öndeyim. Ufak ufak pozisyonu iyileştirmek yeterli olacaktır. Yine E4 karesinden bir taş daha değiştik ya da değişmedik topluyoruz. Nasıl bitirelim? Şöyle gideyim. Şu an mat istiyorum. Vurmak zorunda. Sadece mat olmuş oldu. Hemen chatlere dönüyorum. Büyük oyuncusun demişsiniz. Teşekkür ederim. Tamam, YouTube'a bakalım. Baran Suat sevgili yazmış. Tanıdık gelmesine şaşırdım vallahi. Mustafa yıllardır oynamıyorum. Bir alt yaş grubunda oynuyordum. Doktorum şu an. Oynamıyorum ama hep takipteyim. Belki dönerim tekrar. Vallahi bu yani isim bana tanıdık geldi. Yani çocukluktan herhalde hatta oynamış da olabiliriz. İyi olmasaydın hatırlamazdım diye sana buradan zehri vereyim. Satranca geri dönersin belki. Tabii ki doktorlara da ihtiyacımız var. Ama satrançta güzel bir oyun. Tamamen bırakmak hiçbir zaman için olmuyor. Londra açılışı isteniyor. Peki Martirosyan'a Benoni oynadığınız için pişman mısınız Dünya Kupası'nda?
İlk maçta fazla risk aldığım için pişmanım. İkinci maçta Benonit değil de Benonimsi bir şey oynadım. Risk almak zorundaydım. İlk oyunda bir sürekli şah yapmalıydım ama böyle bilmiyorum işte. Olan oldu. Bir daha oynayacağız bu yıl Dünya Kupası'nda. Belki biraz daha tecrübeli, daha ağır başlı oynayabilirim. Cuparazzi'yi tanıyorum. Ağır parti maçlarda aşırı süratli oynuyor. Öyle bir oyuncu kendisi. Çok hızlı oynuyor. Hatta benim arkadaşım Vasif Durarbey'le onu bir ağır parti turnuvada 15 dakikada yenmişti. O da daha hızlı oynayıp. Kötü oynamıyor. Hızlı satrancı çok iyi. Eğer tutturursa birazcık utandırıyor sizi maalesef. Yani Emre'ye mesela biraz kötü denk geldi. Emre bir tane hata yaptı açılışta üstün pozisyondayken. Daha sonra adam hani kontrol alıp çok iyi oynadı. Teklifler puansız 3 artı 0 bu arada istiyorum. Lütfen ona dikkat edelim. Ha bak burada puanlı teklifi kabul ettim farkında olmadan. Neyse. Geri dönmek olmaz. D4 at F6, C4 G6, at C3, D5 Grunfeld, fil G7, Şahin. E4, bir 4 piyon atağı da burada yayın kaldırmaz. Onun için biraz daha sakin oynayalım. At F3. Bu fil D3 hamlesi popüler bir hamle değil. Fil E2 popüler ama işte Carlsen'le Nakamura oynamaya başladılar bunu. Ben de bu yayınlarda bunu deniyorum. Şimdi bu E5 E6 gibi şeylere izin veriyor ama herhalde ben o topa girmeyeceğim. Ben nasıl oynayacağım peki? Şimdi E5'e niye oynamadığımı söyleyeyim. D, at G4, E6, F6, vezir E2'ye böyle at E5'imsi bir şeyler gelse. Aslında stratejik olarak onun kıvırması da zor olabilir pozisyon değil mi? Hadi girelim ya buna. Sizin için de biraz daha ilginç bir piyon yapısı olabilir. Beğeni hedefimiz 400 olmuş. Yayına yeni gelenler varsa beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bu yayınların devamının gelmesini istiyorsanız. Bu arada Chess.com Türkçe 40 bin aboneye de çok yaklaşmış. Eğer abone değilseniz de hatta bu yayında 40 bini geçsek güzel olur. Geçen Deniz'in kanalı 50 bini geçti. Benim kanalım 5 bini geçmeye yakın. Daha yeni açtık onu. Burada da 40 bini geçelim. At G4, evet E6. Bunu oynamak istiyorum. Piyon formasyonunu bozup devam edeceğim. Bu öyle her zaman da iyi bir şey değil. Mesela F6 at G5 ver atı ver piyonu dediğimde at F6 dönüp ikisini birden koruyabiliyor ve bu at burada ne yapıyor belli değil. Oo, bu çok kötü hamle olması lazım. Yani burada C5 bile ilave edebilirim. Bak C5 çok C5 çok güzel hamle. C5 at D5'e EF7 önce şah F7 at D5 vezir D5 fil alır G6 şah E6 fil F7 vezir düşüyor. Yani taş düşürüyor bu hamle. EF7 çok şık duruyor. Aslında EF7'den sonra C5 oynasam o biraz daha kurnazcı olabilir. Çünkü C5'e fil E6 CB'ye AB alacak. İki piyona taş ama böyle başlarsam şah F7 C5 şimdi at D5'e söylediğim varyant oluyor. Yani at D7 giderse de at G5 şah ve at E6 ile yine vezir düşüyor. Hatta bu da boşta kalacak. Onun için böyle başlıyoruz. İşte oyun sırasında böyle hesap yapıyorum. Atın gidecek alanı yok. Buraya dönerse dedik at G5 at E6 var. Buraya gelirse at alır D5, vezir D5'e de fil alır G6 ve şu açarak temalar bugün epey bir denk geldi. Bu taktiksel motifleri bilmek size materyal ve oyunlar kazandırır. Satrançta gelişmek istiyorsanız üzerinde kesinlikle durmanız gereken bir konu. Ha yok ben zaten sadece İşte 1 artı 0 oynayarak eğleniyorum diyorsanız beni tamamen dikkate almayın. Burada at G5 gidesim var. Hatta fil G5 gidesim de var. Şöyle bir ara hamle yapalım. Ver veziri. Vezir D7 tek hamle. At E7 yok. At F4, at E3, at F6, H3. Şöyle gelsem E5, vezir D5, şah 8 tek hamle vezir D'de olmuyor. Kale E8 alıp kaleye 1 vezir F8 file 7. Hadi bunlara giriyorum. Allah hemen kapıyı açıp geliyorum arkadaşlar.
Geldim. Allah oturamadım. Vezir alır D5. Şimdi vezirle burayı... Aa, hesap hatası yapmışım. Senin yüzünden oldu Deniz bunları. Kaleye 8. Bunu oturamayıp düşsem sana video çıkardı yine. Kaleye 1. Vezir F8 veya vezir D7. Buraya kadar hesaplamıştım ama neyi yanlış yaptığımı göstereceğim şimdi. Hesaplamıştım diyorum. Neyse, burası bitik olması lazım ya. O kadar da değil. Mesela bir tane H3. Bu burayı koruyor ya zaten. Atı buraya giderse vurup hani vezire bastığım için bu atta yine çok iyi bir kare yok. Nasıl bitireceğiz? File açıp bir şey kazanamıyorum. File F6 olmaz. At G5 yüklensek. Allah Allah. Zamanım da azaldı. Deniz geldi de ortalık şey oluyor. Karıştı. Ya çok gelmeden yapmışım ben hatayı zaten. Şimdi buna bir G4 sürelim. Tam anlamıyla bitirişi bulamadığım için şu an bir tık oyalanacağız. Bitirişi görmüyorum. Rakibin taşları boğulmuş durumda. Tabii ki kazanç ama. İşi nasıl sonlandıracağız bilmiyorum. Vezir F6 falan mı acaba? Oo, benim zaman erimiş. Ben sadece hızlı hamle yapıyorum bundan sonra. İlk mağlubiyetimizi almayalım bu şekilde. Ah. Kaç premo bizi kurtarıp... Aa, kaleyi boşa mı koydum? Çok acımasız rakibimden. Hayır. Uf. İnternet hızını arttırmıştım bugün. Faydasını gördük. Maçı kazandım ama tabii çok çirkin bir yolla kazandım. Şurayı bitirememiş olmak tabii biraz fazla eğlenmeye kaçtığımdan oldu. Hani gereksiz. Burada atı çeksem herhangi bir yere bilgisayar artı 7 diyor. Yani kale artı 2 piyon öndesin diyor. Biraz gereksiz macera aradık. Hemen chat'e dönüyorum. Sıradaki turnuva Emirhan Reykjavik Open 28'inde gidiyorum. Bu ayın sonuna doğru. Orada da iki tane çift tur var. Çok çok iyi bir turnuva değil ama yani ortam güzeldi. Turnuva salonu işte yani ülke çok güzel. Ve çok da artık bizim tarzımızdaki oyuncular için çok çok iyi turnuvalar sanki kalmadı gibi. O da işin biraz üzücü tarafı. Aa, bir de puanlıydı değil mi oyun? Of. Neyse, ucuz yırttık. Ben onu yenebilme, yani o puana ulaşmak için 3-4 tane daha büyük usta yenmem gerekecekti sonra. Neyse, ondan kurtulduk. Twitch chatinde çok büyük bir şey dönmüyor gibi görüyorum. Yine sallandık hafiften. Demiş Mehmet. Geçmiş olsun. Öyle hesap yapıyorsun ki sadece okları izliyorum. Benden daha iyi hesap yapanlar da var. Öbür tarafa döneyim. D4, evet, benim ana hamlem D4 genelde tercih ediyorum. Ama bu yayını da E4'te oynayabilirim tabii ki. Karpov mu Kasparov mu? Yani stil olarak Karpov'u daha çok beğeniyorum ama tabii ki Kasparov çok daha büyük oyuncu. Hocam küpeye babanız kızdı mı? Hayır, öyle bir ailem yok. Ailem tamamen beni yani özgür bıraktı her zaman. Hep de beni desteklediler. Dedemden çok ufak çekiniyorum. Onun yanına gidince çıkarım muhtemelen. Ya bu yayını izlemiyordur inşallah alanlarla beraber. Yüreğini indirmeyelim. Bu hamle nereden çıktı bilmiyorum. Rakibin puanı da normal, aslında fena değil ama H5 neyin nesi? At F3, fil C4 bakacağız. Nasıl gelişeceğimize. E5 patlatayım mı? Bir tane sanki hani bir dalga geçer gibi bir hamle, sonra normal satranç. Hadi bakalım.
Fil D3, at E2 ve kısa rok atacağım. Yani bu piyon buradaysa rakip bunu da sürdüyse uzun rok atmayacağı belli. Kısa rok atacak. Garip bir piyon. Zayıflık. Ben de ona karşı oynayacağım. Ya sırf şunun üzerine oyun kurmaya çalışacağım. Burada ne yapalım? Atı çıksak fil mi gelecek? At E2, at F4, at F3. Garip yollarla beni darlamayı başardı rakip. Şöyle yapayım. Fil G4'e şöyle bir varyant hesapladım. A5, fil alır F3, A B6, fil alır D1, kale alır A7, kale A7, B A7, veziri tutamıyor. Yine boşa gitti bu hesaplar. Şimdi burada E5 de devam edebilirim. Fil D3 biraz daha iyi gibi geliyor. Rakip bir anda vites arttırıp iyi oynamaya başladı. Peki. Şu veziri bir kovayım. Burayı alırsa bu vezir düşme potasında, hatta at A4'ten sonra düşüyor gibiydi. Onun için geri kaçmak zorunda kaldı. Şimdi E5 fil D3 olabilir. Hep bunu yapalım. E5 fil D3. Burada artık fil çiftini umursamıyorum. Yani at E4'e böyle almayacağım. D4'ten sonra buralar boşta kalıyor. Rakip gelişimde geride olduğu için biraz daha hızlı böyle oynamaya çalışacağım. Ama oyunda kapalı yani. Sonuçta bir şey çıkmayabilir. Yani at D2, vezir D2, E6'dan sonra mesela bir Fransız piyon yapısı oynuyor gibiyiz. Bunu beğenmedim bu hamleyi. At G5, E6'lar yok mu buna karşı? Bir de at G5 atsam fil H6 mı gelecek? F4. Şimdi mesela kısa rok atmak herhalde zorundayım aşağı yukarı. Patlatıyorum bunu artık. Rakip stratejik zayıflık vermekten korkmuyor ama daha sonra hani toparlarım diye düşünüyor sanırım. Yani şu fil kötü kalacak gibi. Filler için oyun kapalı şu an. Hani atlar daha ideal taşlar böyle konularda. At C5. Kale 1, E6 fikirleri olabilir. H3 oynayıp fil G4'ü engelleyebilirim çok rahatsız ederse. B4 veziri bir yere atıp C3 komple bu kanadı böyle kapatabilirim. Şu an mesela burası boşta ama şimdi onunla ilgilenmeye gerek yok. Bu en azından önümü daha rahat göreceğim şimdi. Şuraya mesela vur kaç yapıp o kazandığım piyonla oyunu sonuna kadar götürebilirim diye düşünüyorum. Yani geri döndüm. C3, B4 burayı bağladık. Şu filin rengine dizebilirim tüm piyonlarımı. Bir noktada bir operasyonla oyunu da açmaya çalışabiliriz. Rakibin herhangi bir hedefi yok. Veziri C3'e dönebilirim. Burada artık türlü türlü bir yöntem var diye düşünüyorum. Ama böyle ata karşı fil olduğu durumlarda şey yapın. Yani rakibin filinin rengine dizin piyonlarınızı bence. Mesela bir tane kaleye bir geleyim, olası F6'lara karşı biraz rakip baskı hissetsin. F6'ya vezire 2 gelebilirim. Şu kaleyi buradan aktarma fikirleri olabilir. Beni uzun süre izleyenler bilir. Rook lifting en sevdiğim şeylerden bir tanesidir. Aa, fil B4 geliyor. Of, böyle bir şeye nasıl izin verdim ben? Şaka gibi yani. Şu tahtada en olmayacak saçmalığı yaptım resmen. Sinirlendim. Nasıl çözeceğiz bu işi? Ya resmen kalite bırakmak falan istiyorum yani. He, kalite bırakıyorum. Botu o kadar sevdim ki oyun hala kapalı. Yani ama şu an avantajım bir kısmı, yani avantaj var mı emin değilim. Hala olabilir ama çok büyük gaf yaptım az önce. Yine de üstün olduğumu düşünüyorum. Ufak ufak pozisyonu işlemem lazım. İşleyebilirsek tabii. Şuraya gelsek. Yani kaleler için oyun kapalı. Kalite feda ederken de buna dikkat etmek lazım. Belki bu oyundan da bununla ilgili bir şey öğrenmiş oluruz. F6 süremeyecek hiçbir zaman. Zaten at E6 var da. Bir C3. Yani oyun tamamen kapalı. Bir vezir bile kesebilirim. Yani burada aslında çok da bir şey riske etmiyorum bence. Hiçbir zaman için. Herhalde H4 oynayacak değil mi? Bunu hiç mi yaptı? Veziri aslında kesebilirdim ama nedense kesmek istemedim. F3 yapsam. Gerçi G4'de davetiye çıkarır gibi oldu. Ne biçim hamle? Şu şahı gebire atacağım bir tane. Şahın pozisyondan memnun değilim bu kaleyle aynı yerde olmasına. Şimdi basıyoruz.
Basıyoruz. Şimdi oyunu kapatıyoruz tekrar. Şöyle şöyle. Hayır, oyun kapalı bakın. Tamamen kapalı. Şurayı toplayacağız. Tamam, piyon G3'e girmiş. Aa, kale gitti. Of. Bayrak düşürmek zorunda kalacağım yine. Bunu kaybetmem lazım. Aha, kazandım. Oyundan kazanırım artık. Özür diliyorum rakibimden. Yani bitiriş hoş olmadı. Deniz Özen'le fazla zaman geçirince böyle finalleri kazanıyorsunuz. Ya şu konum kazanç olmalıydı. Şurada kendi kendime... Ha, burada aslında o kadar kolay değilmiş garip bir şekilde. Yani şunu bununla alsam buradan şah çekiyordu. Bunu alınca da kale düştü. Tabii şu hani kale A3, o kaleyi aktarma saçmalığını yapıp fil D2'ye izin vermesem çok daha temiz bir oyun izleyecektiniz. Yeni gelenler arkadaşlar, beğeni butonuna basarak destek olabilirsiniz kanala. Daha fazla seyircinin gelmesine yardımcı olabilirsiniz. Avrupa Şampiyonası'nda birinci giden Anton Karabov isimli oyuncu hakkında ne düşünüyorsun? Sizce 2700 seviyesinde bir oyuncu mu? Evet, kesinlikle 2700 seviyesinde bir oyuncu. Daha önce de çıkmışlığı var 2700'ün üstüne. Ama en son oynadığımız Türk Ligi'nde kendisini yenmiştim siyah taşlarla. Emirhan, benim ailem de gayet rahattır ama babam küpe taktığımı görünce namaz kılmaya başlamıştı. Benim veya benimkiler bir şey yani demediler, hani öyle. Bu zaten benim yapmak istediğim bir şeydi. Uzun zaman sonra cesaretimi toplayıp yaptım. İyiyim Emre, umarım sen de iyisindir. Deniz Özen pazar günü Eskişehir'de turnuvaya katılıyor mu diye bir soru var. Katılacağım diye tutturdu, bilmiyorum. Bir Yıldırım turnuvasında oynayacak galiba. Ama gelmezse de şaşırmayın. Evet arkadaşlar, ben de kanal açtım. GM Satranç adında bir kanalım var. Oraya da abone olup oradaki videoları da izleyebilirsiniz. Orada da güzel seriler yapmayı düşünüyoruz. Güzel içerikler. Kızarmış ciğer giyilir mi? Bu Twitch'te yazılanların hepsi siliniyor. Ne oluyor? Ben yetişemiyorum. Ponziani bekliyorsunuz. Peki Title Tuesday'de de oynuyorum da çok iyi geçmiyor maalesef. Ufak ufak ısınıyorum ama. Ya mesela Pro Chess League'de oynadığım oyunlar çok daha kaliteli. 10 artı 2 partiler. Ama 3 artı 1'lerde sıkıntı yaşıyorum. Bir de herhalde yayında olduğumuz için çok rahat da oynayamıyor olabilirim. Onu da söyleyeyim. Haydi bir YouTube'a bakalım. Evli değilim arkadaşlar. Boştayım. Bu soruyu soruyorsunuz arada bir. Özel hayatıma çok girmek istemiyorum da. Haydi yeni oyuna geçelim. D4 F5. Hollanda isteyen birisi vardı. Hala bizi izlemeye devam ediyorsa chatten de yazsın. Onun dileğini yerine getiriyoruz. Ben Şahin falan oynadım da. Bak şimdiden aklıma geldi. Biraz geç geldi. G6 bu şekilde oynanıyor. Hollanda Dutch Defense, yani Hollanda savunması. Şimdi benim oynadığım böyle E3 B4'lü bir yapı var. Bir de G3 fil G2'li yapı da var. Tabii farklı farklı sistemler dizebilir siyahlar. Onu da söyleyeyim. Fil G2 kısmı bu şu an oynadığımız ana varyant. Şimdi bu konumda 3 tane hamle var benim bildiğim, iyi olarak bildiğim. Yani iyi dediğim en iyisi C6 olmalı. At C6 var, bir de Vezir E8 var. Bunları biz Vezir E8'i bundan 10 yıl önce mesela Emrecan'la beraber bir kampta oturup saatlerce çalışmıştık nasıl oynayacağımıza dair. Böyle dosyalar yapıyoruz. Analiz programlarıyla çalışıyoruz. Notlarımızı alıyoruz. Beyazlar burada iyi, şurada eşit, şu siyahların en iyi şansları not alıyoruz. Bu planla oynayacağız. Burada şöyle baskı kurarız. Bu yapıya gitmeyelim, kazanamayız gibi 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 yazıyoruz arkadaşlar. Şu an mesela oynadığım şey kötü bilgisayar. 0.80 ile 1 arası, yani artı eksi 1 arası bir şeyler veriyor olması lazım beyazlar için, ama bakalım rakibim taşları doğru yerlere koyabilecek mi?
Şu an ilk etapta şu fili öldürdüm. Bence E3 çok iyi hamle olmasa gerek. Bu yaptığı şey bence doğru değildir diye düşünüyorum. Ama tabii zaman gösterecek. Bu tarz açılışları da kim oynuyor derseniz Richard Rapport'tan başkası değil. O bu sistemleri yani biraz bilgisayar kötü de dese o bu sistemleri seviyor. E6 oynadım. Aldığında C6 oynayıp şu fili öldürmeyi planlıyorum. Bunu daha uzun vadede. Ya bir hamle sonra düşüyor gibi bu piyon. Benim kampımda olduğu için onu geri alabiliyorum. Çünkü D6 fil E6 alırsam buralar boşta kalıyor. O sebepten yani ben de burayı alabilirdim. Biraz hesap istiyordu. O da olurdu büyük ihtimalle ama bu daha çok hoşuma gitti. Şimdi uzun vadede burada bir izoleyle oynayabilir. Fil E6, Vezir E7 ve pozisyonu geliştirmeye devam ediyorum derken şuna bakmadım bile ya rakibin oynadığı şey. Peki kaleyi kaçalım bir tane. Şu an bu fili öldürdüm. Gayet güzel. Burada bir zayıflık var. Bu atın ayakları yok. Siyahlar gayet iyi konumda olmuş olması lazım. Ama tabii büyük bir avantaj var mı derseniz zannetmiyorum. Yine iş neye kaldı? Bizim tekniğimize kaldı. Hangi taşı değişeceğiz? Zayıflık varsa nasıl baskı kuracağız? Mesela iki kaleyi birden değişirsem oyunu kazanma ihtimalim bence giderek azalıyor. Şu E3'te bir zayıflık var. Oraya basabiliyorsam basayım. E4'ü hiç hesaplamadan oynadık. Gerçi filde 2 var. Güzel. Buraya basıyorum. Ha, ara şahla başlasak. Şah H1, kale D8, kale E1. Fil D2 vurdu vurduk. Fil çifti yok. File 7 dahil edebiliyor. Kale E8, kale F6 var. Bu daha çok hoşuma gitti. Ha, file 7 var ya. Ne hoşuna gidiyor ki senin? Allah'ım. Evet, hesap hatası yaptık. Bunu nasıl kurtaracağız? Bunu bulmam lazım. Şu an materyal gitti yine. Kale D3'ü buraya alıyor. Fil de buraya vurunca şah H1 tek hamle. Fil de 4 vurdu vurdum. En az hasar burada var gibi. Yani başka yol görmedim açıkçası. Yani kalite vereceğim bir de piyon almam lazım. Yani şu yani basit bir hata yaptığım için şu an oyunu savunmak zorunda kaldım. Yani savunabilirim gibi de geliyor aslında. Tabi bu biraz rakibe de bağlı da. Rakibe güveniyorum diyelim. Şahı getireceğim buraya. Evet, şu an kalenin girişine izin vermemeye çalışıyorum. Bu yine kalite geri bir oyun oynarken bulduk kendimizi. İçeri giremezse çok büyük tehlike yok. Mesela iki fil olursa bunun savunması bence çok kolay olacak siyahlar için. Yani bu fille bu atı değişirsek hiç problem yok. Dememin üstüne. Direkt vurdu. Ben bunu artık kazanca da oynarım ha ufaktan. Böyle biraz bir bunun yolunu bulmaya çalışacağım. Şuraya geleyim. Fil D4, kaya D2, C5 süremiyorum. Bir de bu filin önünü açmak istemiyorum şimdilik. Şöyle tüm girişleri tutalım. Kale içeri giremesin. C4 boşta ama kale D7 var. Tamam, kayanın girişini istemiyorum. B5 istiyor mu rakip? Evet, o da oyunu açmaya çalışması lazım. Şöyle A6 yapsak. A6 olmaz. G4, G5, F4. Şuradan bir sıkıştıracağım. Yani bakalım manası var onu da bilmiyorum da bu yaptığım işin. Fil A5 gitsem. Kale D6'ya şah E7. Gerçi kale D6 gelip oh. Gözden kaçtı. Aldığımda burayı alıyor. Veziri tutamıyorum. Şu an resmen kaybediyoruz artık. Bugün sırf bayrak düşürmeye döndü iş ya. Başka türlü kazanamıyorum. Anlatarak oynamayı unutmuşum resmen. Zorlanıyorum gerçekten. C5 sürerse kale sıkışır gibi oluyor mu? Bir nebze oluyor ama tam sıkışmıyor. Bu da hataydı ya bu yaptığım şey. Gerçi yok. Evet, bu konu kazanç arkadaşlar. Böyle geliyor. Buna buraları alıyor. Neyi hatalı yaptığımı söyleyeyim size. Yani şuralar iyiydi bana. Bu konum iyiydi. Tam size şöyle teknik lazım. Böyle bilmem ne lazım derken çift soru çektim galiba.
Evet, bu kötü yani. Bu file 7 temasına uyudum. Tam yani burası eksi artı 1 veriyor bilgisayar. Hani siyahlar üstün diyor. Mesela at G4 git diyor. Buraya bas, buraya bas. Alırsa F G4 alırız. Biraz piyon yapısı bozuldu ama fil çifti var ve bu konum iyi diyor siyahlar için. Konuşurken böyle hatalar yapıyorum artık. Bunları ya görmezden gelin bilmiyorum. Ya da bir yere kadarki olan kısımdan bir şeyler kapmaya çalışın. Yaş 30. GM Grandmaster demek büyük usta. Yani bu satranç oyuncuların alabileceği en yüksek ünvan. Bu işin profesörü diyebiliriz. Beğeni sayılarına bir bakmak istiyorum. YouTube'la ne alemdeyiz? 400'ü geçtik mi? Abone olmayanlar da abone olurlarsa arkadaşlar 40 bin aboneye ulaşabilir. Belki Chess.com'da bu yayında bile ulaşabiliriz. Chess.com Türkçe kanalı giderek büyüyor. Sabrican ve Emre de bize katıldılar. Evet, Raport biraz daha burnunun dikine giden bir oyuncu. Öyle. Yani kötü açılış çalıştırıyor hocalarına mesela ama onu en oynanabilir halde bana hazır bir şekilde getirin diyor. Kanalın son videosunu izledim abi. Sanki videoyu bitirirken çok şey söyleyecektin. Sadece teşekkür edebilmişsin gibi. Ya şöyle oldu. Şimdi bu işlerde o kadar da ya profesyonel, ya tamamen böyle bir yazılı metin okumuyorum sonuçta. Biraz daha eğlence kanalı gibi. Biraz eğitim, biraz eğlence. Sonuna geldim videonun. Kanala abone olun mu diyeyim, like mı isteyeyim, ne yapayım? Orada bir kaldım. Kayıtlı bir videoda bunları demek mantıklı mı? Sonra hani nasıl bağlayayım cümleyi derken teşekkür ederim deyip bağladım. Orayı keselim mi kesmeyelim mi diye konuştuk ama kesmeden öyle yayınladık. Emirhan 4 hesaptan da beğenmiş. Teşekkürler Emirhan. Pozisyon, ya pozisyonu getiriyorum da böyle şey yaparken eğlenirken gidiyor. E4. Emirhan'ın beni daha önce yenmişliği var bu yayınlarda. Onun için dikkatli oynayacağım. Emirhan'ı ciddiye alıyorum. Karakan savunması ilerleme varyantı oynuyoruz. H4 bayağı popüler oldu. Daha sonra bu filleri kesip herhalde E6 falan oynamak istiyor beyazlar diye düşünüyorum. Burada E6'dan sonra böyle vezirleri kesme fikirleri var galiba. Vezir keserse rahat edebiliyor siyahlar diye hatırlıyorum. Şu an vezir B5'li bir şeyler var mı? Emin değilim. Buna ne reaksiyon vermem gerektiğini bilmiyorum. Vursam fil C5, vezir B5, at D7. Vezir B'de kale B8. Onları istemiyorum. C4 süresim var. Çok oyunu açmak için. Yani bilmediğiniz açılış oynayınca böyle oturup düşünmek zorunda kalıyorsunuz. Bir tane rok da atmasam mı acaba? Neyse rokumu ya siz beni her şeye hakim sanıyor olabilirsiniz ama mesela E4'cü olmadığım için hakim değilim ve öyle planları çok hızlı algılayamıyorum. Hata da yapıyor olabilirim. D4'lü açılışlarda bana daha çok güvenebilirsiniz. Böyle alacağım. Şurada bir gerilim uzun süredir devam ediyor. D4'ü alsam atla. Alıyorum. Buraları zaten hani umursamıyoruz. Gelişimde geride. Evet buraya vuracak. Şimdi at C6 vurup at G5 vursam herhalde bu. Bu at C6 aldım da fili kaçarsa hiç bakmadık yani. Yine Emirhan iyi oynuyor cümlemin üstüne. Hoş olmadı. Bir tane at F5 oynayıp sonra ya da yani bir şekilde mata izin vermemeliydin. Bence pozisyonunda bir şey yoktu yani. Evet 0-0-0 eşitti yani hiçbir şey yoktu pozisyonda. Maalesef bir an önce mat uyudu. Şu C5'i ama merak ettim. Ona ne reaksiyon vermem lazımmış? Ha C3 diyor. Pek de bir şey yok diyor. Allah Allah. Niye insanlar oynamıyor C5 o zaman?
İnsanlar hep böyle vezir A5, vezir A6 oynuyor. Onu anlayamadık. Çete dönelim. Emrah Güleş bir kere videosunu beğendiyseniz abone olmayın demişti. Size de bize de güzel anı oluyor. Nazara bak. Hocam ben yeni başlayan biri olarak satrancı, lütfen satranç diyelim. Şey soracağım merakımdan. Birçok maçta da gördüm ama bir anlam bulamadım. Bu piyon yatayında C ve D piyonları neden 4 yataya korumasız oynuyor? Yani alan kazanmaya çalışıyoruz açılışta. Açılış prensiplerinde şu var. Merkezi kontrol edip piyonlarla biraz alan kazanıp çok da sürmemek gerekiyor ama belli bir alan yaratıp taşları mesela at filleri hani merkeze doğru gelişip kısa rok atmak. Yani şahı güvene alıp daha sonra oynamak gerekiyor satrançta. O sebepten D4, C4 veya E4 gibi hamleleri sıklıkla görebilirsiniz. Hamle senin kanalına ne oldu? Öyle bir kanalım yok. Bana benzeyen birilerinin kanalları varmış galiba. Öyle bir benle dalga geçiyorsunuz ama bilmiyorum ben. Yakın zamanda turnuva var. Maç eksiğim çok. Nasıl toplarım kendime en hızlı şekilde? Bu işte Chess.com'dan rapid oyunlar oynayabilirsiniz. 10 dakikalık, 20 dakikalık partiler. Soru çözebilirsiniz. Ama pratik eksikliği gerçekten problem. Öyle kolay çözülecek bir şey değil. Emirhan size yol vermek için erken kaybettiğini söylüyor. Tabii ki uyudum atı. Atilla ile oynayalım. 500 beğeniye ulaştı mı ulaşmadı mı? Şu an kontrol ediyorum hemen. D4, D5. Yok biraz zor görünüyor. C4, C6. Slav savunması. Haydi bunun adı Arjantin varyantı mıydı? Öyle bir şeydi sanki bu. Burada A4 değil de E3 veya E4 daha çok tercih ediliyor. Sebebi de bu olması lazım. At F3'lü versiyonlarda bu DC4 değildi. Bu konumda şurada DC4 ciddi bir hamle arkadaşlar. Sıradan bir hamle değil. Beyazın bunu biliyor olması gerekiyor. Şu an mesela bunu aldığında vezirleri kesip file E6 koyabilirim. Şu an mesela bu piyonu geri alamayacak ve çok üstün kaldım diyebilirim açılıştan. Yani hem izolesi var hem piyon fazlayım. At F6 belki file E7 kısa rok olabilir. At A6 at B4 gibi fikirler oynayabilirim. Haydi gidelim atı da buraya. Yani buna sarkıntılık da edemiyor. D4 boşta. İzolesi var. Artık fil F5 gidip tehditler de yaratabiliriz. A5 oynayıp atı burada bırakabilirim. Şu an açılış bilgisizliği yüzünden bu duruma düştü Atilla. Ama eminim mesela bu maçtan sonra eminim artık o DC4'ü analiz edip doğruları nelermiş bakacaktır. Satrançta öğrenmenin en iyi yolu da böyle pratik yapıp analiz etmek. Derken bu piyonu ben nasıl koruyacağım şimdi? At D5 gitsek fil D2, at C3, B3 olmuyor. At D5, at B6, A5, vezir D4 ortalık karışıyor. Böyle böyle. Şöyle başlıyorum. Kendimce bir hesap yaptım. At C2 istiyorum. Biraz dikkatsiz oynadım bu arada. At C2 çatal istiyorum. Kale C1 oynayınca at FD5 alamıyor. CD5 var. At FD5'e fil D2 diye düşündüm hamleyi. Şimdi D3 karesine bir şeyler koyup savunabilirim gibi düşündüm. Ya da o işe yaramıyor. At D5 fil D2 at C3 BC3 at D3 mü girsek? Ha, bu atı buraya gidip sonra B5 onu da yapamıyorum. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Bir şekilde düşünüp bu piyonun üzerine yatmanın yolunu bulabilirim. Ama sonra da çok zaman eriyor ve
Durumu toparlayamıyorum. Neyse şuna gidiyorum. Yani fil D2'ye de at D3 gireceğim ve o piyonu geri alırken artık en azından yine bir sabit bir izoleyle kalacak herhalde. Yani buraya gider sesini hesaplamadım ama hatalıydı. Hata 2 vardı bunda. Bu fil burayı kestiği için şu piyon düştü. Ver kaleyi, ver piyonu. Kaleyle alması gerekiyordu galiba. Fener maçı ne olur diye yazmışsınız. Normalde izlemeyecektim ama yayından sonra arkadaşlar izleriz gibi konuştular. Fenerbahçe ilgi alanım değil. Ama kendim o maçı izlerken bulabilirim. Şuradaki baskı azalsın diye file F6 oynadım. File F6, vezir D5. Konumu iyileştirebilirim. Materyal fazlayız zaten. Bu olmuyordu ki. Fil D3, fil D6. Şunu değişeceğiz. Kale fazlayım. Herhangi bir hücum da yok. Çünkü taşları çok geride. Değiş değiş kazan. Avrupa maçı mı? Fenerbahçe nerede oynuyor Avrupa dediğiniz? Zaten Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımımız yoktur herhalde bizim, değil mi? Ha, C6 hataymış değil mi Emirhan? Evet. Ben de yani bir an için sanki zaten değişiyoruz diye bakmadım tahtaya. Hatalı olmuş o. Peki şunu aldım. Vezir atayım dışarı. Turu atlarsak Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitme ihtimalimiz artıyormuş. O zaman atlayalım turu. Bu akşam Fenerbahçeliyiz o zaman. Kale E8. Veziri kaçtığı anda vezir D4 var. Fili açarak şah çekemiyor ve burada yine materyal kaybetmeye devam edecek rakibim. Hayır, güzel numara. Çete dönelim. UEFA Avrupa Ligi son 16. Oo. O kadar takip etmiyorum ki. İşler ciddiye biniyor yani. O zaman önemli maç olacak. FM Emrah Yağız Hoca ile karşılaşmanız oldu mu? Bir kere çocukken karşılaşmıştık. Ben belki 9-10 yaşlarında TED takımında oynuyordum. O nerede oynuyordu? İTÜ'de mi oynuyordu? Nerede tam hatırlamıyorum. Ben sanki onu yenebilirdim gibi hatırlıyorum maçı. Genç masada oynuyorduk liglerde. Beni yenmişti. Daha sonra 2009 yılında oynadık. Benim ilk Türkiye şampiyon olduğum işte bu 16,5-17 yaşlarında şampiyon olduğum yıl. Orada Yasin Emrah Yazı yenmeyi başarmıştım. Satranç Dünyam kanalındaki tüm aboneleri de kendi kanalıma bekliyorum bu arada. Tamamını istiyorum. İyi yayınlar demiş Rümeysa. Teşekkürler Rümeysa. Abi kaydırılmış Night oynanır mı? O ne demek ya? İlk defa duydum. Hızlandırılmış Dragon var da kaydırılmış Night nasıl oluyor? Biri bana öğretsin. Kerem Gül, ya şunları niye böyle teklif yapıyorsunuz? Bana doğalsız teklif yapmanız gerekiyor. Öbür türlü full konsantre açılışlarımı oynamam lazım. Bunu kim oynuyordu ya? Armen Grigoriev oynuyordu galiba bu varyantları. Böyle oynamamam lazım büyük ihtimalle ama tam da hatırlamıyorum ne yapmam gerektiğini. Onun için şimdilik taşları dışarı atmaya çalışıyorum. At B4'e kaya C1 var. Bir E3 işte bir şeyleri dışarı atacağız. Bu fili böyle aslında dışarı kolay kolay koyamıyor olması gerekiyordu.
Yani yine beyazın bir ufak avantajı vardır herhalde. Şurayı vurarak başlayayım. Ya, olmaz ama. Bunu unuttu rakibim. Şimdi ver fili ver piyonu. Yani bayağı bir materyal kazandım. Şimdi taş önde kaldım ama. Kerem biraz heyecan yapmış olabilir benimle oynadığı için. Her şey çok normal gidiyordu. Durduk yere bir şeyler vermiş oldu. Hayır, vezir değişelim. Hep söylüyorum. Matay öndeyken değişin. Pozisyonunuza tabii ki çok hasar vermeden yapmaya çalışın bunu. Şimdi B2 bıraksak mı? Şöyle bir tane tutayım. H4, H5 aklıma gelen plan. Vezir G3 var buraya. Aslında vezir C5 belki daha iyi olabilirdi. Ama şimdi vezir değişmekten vazgeçip rakibi mat etmek istiyorum. Onun için biraz hedef değişti. Şu açmazda kalmasın hiçbir taşım, her şey korunaklı olsun diye böyle yaptım. Şuradan dürteceğiz. Şöyle atalım şuraya. At E5. Sonra buraya yüklenebilirim. Güzel. Kaleye gelsem vurduğu anda kale F7 mat olacak. Onun için geliyorum buraya. F6'ya da kale F6 var. Cümlemi tamamlamadan geldi F6. Açmazda kale F7 ve mat fikirleri var. Bunu istiyorum. Bunu istiyorum. Evet, maç bitmiş oldu böylece. Çete dönelim. Satranç dünyamdaki abonenin biri sana abone oldu bile. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, yeni gelenler varsa yine beğeni butonuna basarak bizi 500 beğeniye ulaştırabilirsiniz. Yani abone olmayanlar da abone olarak 40 bine bizi yaklaştırabilirsiniz. Evet, Kerem Gül, tahmin ettim heyecanlandığını. Normalde iyi bir oyuncuya benziyorsun. Puan da fena değil. Ama olur öyle şeyler. Hocam yanlış hatırlamıyorsam Ivançuk'la bir dönem aynı takımdaydınız. Herkes Ivançuk için tarihin en iyilerinden birisi olabilir diyor. Sizce doğru mu yoksa abartılıyor mu? Zaten en iyilerinden birisiydi. Sadece dünya şampiyonluğu unvanını alabilmiş bir oyuncu değil. Çok kuvvetli, yaratıcı, yani kendine has bir oyuncu. Her zaman keyif aldım Ivanchuk'u izlemekten, onunla aynı takımda olmaktan. Ama tabii birazcık artık yaşı var ve modern satranca uyum sağlamak kolay değil. Fiziksel olarak da saatlerce masa başında oturmak kolay değil. O sebepten hani Avrupa Şampiyonası'na galiba çok tepelerde gitmiyor. Bu da gayet normal. Yasin Hoca'nın kanalına eskiden konuk geliyordunuz. Siz de kanal açtığınız için tekrar gelirseniz sizin kanal için de bir tanıtım olur. Aboneyiz zaten çoğumuz. Ama bilmeyenler olabilir. Olabilir yani, ama şimdi yani abone toplayacağım diye kanal kanal gezmem de bana zarar verebilir. Onun için biraz dikkatli yapmak lazım o işleri de. Kanal açtım ama böyle çok çok fazla zaman ayırmak şimdilik istemiyorum. Profesyonel kariyerim etkilensin istemiyorum. Zaten o şartla Deniz dedi, o şekilde açacağız dedi. Hani bir Şahin daha. Şimdi buna ne? E4 oynayayım, tamam. Her seferinde farklı bir şey oynamaya çalışıyorum. Birinin işine yarar diye. Bu sefer de H3'lü Şahin. 4 piyon atak oynadık. Fil D3'te oynadık. Şimdi de H3. G4 sürelim. G4 iyi hamle değildi ama sürdük de. Yoksa normal mi? Sürdüm. At C5. Vezir C2 diye mi devam edeceğiz? Normalde fil E3 at D2 yetiştirebiliyor olmam lazımdı benim. Bir şey olmaz herhalde. Buradaki yaptığım şey de böyle fikirler var arkadaşlar. Rakibin şah kanadı hücumunu engelleyip uzun oka gidiyorsunuz. Ya yani bu piyon burada olmasına rağmen Şahin'de böyle şeyler var. Bu fil G5, fil E3'ün de numarası ekstra bir zayıflık oluşuyor şah kanadında. Böyle 2008'den 2012'ye kadar çalıştığımız Stratos Grivas, Yunan büyük usta. Onun bu H3'lü Şahin dosyasında bu tarz fikirler vardı. Oradan hatırlıyorum. Bu bilgi birikimimi de kullanmaya çalışıyorum.
sizlerin üzerinde. Benimle oynamak için bir şart yok. Eskiden premium üye olmak gerekiyordu. Artık onları göremediğim için herkes teklif yapıyor. Şimdi burayı C ile alıp şahı buradan tüyebilirim. E ile almak sanki daha doğru gibi hissettiriyor ama ben ne anlarım ki deyip atlamazsam. Fil C5'e de başlayabilirim. C'de at E4'ler var mı? Yok. Şahı tüysek sonra. Tabii fil C5 patlatıp sonra C'de alsam. Bu fili vermek istemiyorum. En baştaki fikrime dönüyorum. Genelde bu piyonu almayı tercih etmem ama bazı durumlarda bu daha doğru oluyor. Bu da onlardan birisidir diye ümit ediyorum. Şahin biraz zehirli bir açılış. Yani her ne kadar beyazlara bilgisayar hani avantaj verse de pratikte asla kolay bir açılış değil. Onun için sürekli siyah ne yapmak istiyor kontrol ederek gitmek zorundayım. Mesela bu piyonu söktüğüm anda yani bir ilerlediğim anda fil F5'e gelirse çok tehlikeli olabilir benim için. Şimdi bir tane kale G1 mantıklı gibi geliyor bana. H4, H5 oynayıp şunu sürdürürsem burada bir delik oluşturabilirim veya şahı açmaya çalışabilirim. Bu hamle maksimum buraya gelecek. O bize bir zarar vermez. B3, B4 iyi günde B4 oynarım. Daha güvenli oynamak istediğimde B3 oynarım. A3'e karşılık. Bir tane Kalsen'in Topalov'u yendiği maçı hatırlıyorum. A3 oynayıp atı B3'e girmesine dahi izin vermişti. Yani buradaki onun hücumu eğer durursa biz öbür kanattan çok daha etkili geliyoruz. İşte bu delik çok büyük bir delik. Stratejik olarak büyük zayıflıklar oluştu. Bunu şimdi kullanabiliyor olmam lazım. Beyaz kareler çok zayıf. Şu fili de eğer öldürürsek ki o fil de ölü gibi. Evet at E4 gidelim. Yani şu boştaydı ama oraya bakmadık bile. At E4. Şahı B1'e atarım. Fili D3'e koyarım. At G3. Fil F5. Yani pozisyon akacak kendiliğinden diye düşünüyorum. Bir tane F3'le mi başlasam? Fil D3'le mi? F3. At E4. Vezir E4. F5 aldım. Kale F8. Hoşuma gitmedi. F3 aldığında fail alsak onu da kapatmak istemiyorum. Nasıl yapacağız? File 2 mi oynayayım? Onu da oynamak istemiyorum. Neyse F3 oynayayım hadi. Ya şu filin üzerine oynayacağız artık. F5 karesi değil de. Çünkü aldığında vezirle alıp filde 3 gelmek isterdim. Ama F5 kale F8'i beğenmediğim için. Yani şah B1. Bu pozisyon baya kötü. Rakibim oyun yaratmaya çalışması lazım. Şu file bakın. Şahımı güvene aldığım anda parti bitecek. Şimdi böyle gelmek istiyor olabilir. Buraya basıyor, buraya basıyor. Fil C1, vezir C2 mi yoksa kale G2? Buna vezir C2, ona vezir D3. Tamam, kale G2 güvenli. Şuna vezir C2, kale C8'e vezir D3 ve daha sonra yine taş değişiminin yollarını bulacağız. Şöyle gelsem. Kale B7'ye ne yapacağız? B3 böyle geldi. Çok ufak bir şey kafana takıldı ve şu an dondum kaldım resmen. Tamam, geliyorum bunu buraya. Hep bu kale B4'ler hani başıma bela oluyor diye bir kendimi bir güvene alayım. Hiçbir şey boşta kalmasın. Sonra değişeceğim taşları. Kale C2 mesela. Şimdi kaleleri C'de bu dubleleyebilir değil mi? Yine berbat bir teknik mi acaba? Keselim. Ben niye bu kadar yavaş oynuyorum? Hızlanmam lazım. Fili oyuna getirirken şu an tüm taşları sadece beyaz karelere koyarak oyunu kazanabiliriz derken şurayı bir süpürelim. Buralar biraz manasız oynamak da yapacak bir şey yok. Burada benim de zamanım az. Ben niye bu kadar gevşek oynuyorum ya?
Evet, ilginç bir maçtı. Şahin üzerine epey bir oyun oynanmış oldu böylece. Tüm yani kaç puanınız varsa vardır yani teklif yapabiliyorsunuz. Bir puan sınırlaması yok. Benimle oynamak için herhangi bir şart yok. Twitch'e bakayım. Orayı biraz atlıyorum. Yayınlarınızı şimdiye kadar takip edememiştim. Bundan sonra takip etmeye çalışacağım. Hayırlı yayınlar dilerim. Bir takipçiniz olarak burada bulunmaktan mutluluk duyarım. Çok teşekkür ederim Dr. Kelvin. Nefes alamadım hocam. Ne yaptınız öyle? Bu adam en büyük mü bilmiyorum ama çok büyük. Çok teşekkür ederim. Oynadığında rakibin en doğru hamleleri bulması zor olan yani rakibi açışta zorda bırakacak bir açılış önerim var mı? Yaniş gambit gibi. Ve birçok gambiti buna dahil edebiliriz. Ne diyeceğimi düşünüyordum. Gambitler yani rakibin hamle bilmesi gereken ama bildiğinde de sizi zarara uğratacak şeyler olabilir. Niman hakkında ne düşünüyorum? Şarjah'ta galiba yine aynı turnuvada oynayacağız. Bilmiyorum yani göreceğiz. Bakalım hakkındaki dedikodularla ilgili bir şey çıkmadı yani işin sonunda. O da oynamıyor epeydir. Ne olacak bu iş nereye varacak onu bilmiyorum. Rümeysa'nın puanı 1903. O da bayağı iyi puana sahip. Rümeysa peki hiç masa başı turnuva oynuyor musun? Oynadın mı? Ratingin kaç? Şu 1900 demek herhalde masa başında bir 1500'e 1600'e falan denk geliyor olabilir diye düşünüyorum. Kabul edilmeyen vezir gambiti geldi. Fil G5. CD alıp da fil G5 de var. Böylesi de var. Teori oynanıyor şu an bana karşı. At C6 değil. Buradaki doğru varyant kısa rok B6 fil B7 at D7 ve C5 fikirleriydi Rümeysa. Bunu ufak bir not geçeyim. Daha sonrası için faydalı olabilir. Genelde bu atı buraya koymuyoruz. Bu varyantlarda böyle gidiyor. Çünkü şu an C'yi sürüp merkeze ortak olman lazım. Onu süremiyorsun. Bu fil buradan çıksa kötü. Buradan çıksa yine at engel oluyor. Lasker tarzı bir varyant ama tam da o değil. Ama yaptığın şey o kadar kötü olmayabilir. Şimdi buradaki benim hesabım şu. Aldık aldık. DC fil C4. E5'e karşı D5 sürebilirim diye düşündüm. Bir de kareli vurup E5'e kale C6 ama ona gerek yok. Peki böyle alıyorum. Aslında E5 oynasa. Yani evet, gayet iyi oynadı yani Mesa. Aldı iyi. Bravo. Şimdi şu atı düşürmemen lazım sadece. Fili çekelim buraya. Şimdi B4'lü bu atı düşürmek istiyorum ama dikkat etmek lazım derken. B4'de E4 var. H3. Kaçtım. G4. Vezir F6 falan. Bunu bir hesap lazım. H3. Fil H5. G4. Ve GH5 kaleye bassan bir şey çıkmıyor. Ben alıyorum taşı. Yani E4'de bunu oynayacağım. Biraz hesap lazım ama. Gerçi şunu hesaplamadım. Cesarete bak. Bunu alınca kale G1 burayı tam hesaplamadım. Ama yani bunlar yerinde duruyor. Bu at düştü. Bir tek vezirle bir şeyler yapabilir. Şu kaleye saldırıdan da hep vezir D4'üm var. Aslında vezir E5, vezir H2'li bir varyant görür gibi oldum. Şu an vezir bu şekilde kesersem A5'teki attan dolayı oyunu kazanacağım. Bu E4'e karşı H3'te bu açmazda böyle bir tema var. Fil H5'e de G4. O benim aletimi alırken ben de onun içine alıyorum. Şu an vezir keseceğiz. Ve bu at bizim. Tane kale gibi şah ilave edebilirim. Daha sonra hatta şurayı da alıp işin bir tık suyunu da çıkarabiliriz ama gerek yok. C7, fil B1 şah bir yandan. D6 sonra buralar boşta kalacak. Bu çok da zor bir kazanç değil artık.
At A5 sanırım ciddi hataydı. Slava Kerem Ilgaz sormuş. C'de B'ye demiş. Fil G5 sistemi hakkında bilgin var mı? Varsa nasıl? Var. Onunla ilgili dosyam da var hatta. İlginç bir açılış. Siyah hiçbir şey bilmiyorsa at F6 oynayıp hani aldığında G ile alıp oyuna devam edebilir. Galiba bir kere Van Forus'ta Giri oynamışlardı. Ya da Giri Van Forus maçı olmuştu bir tane. Onun dışında böyle at C6, vezir B6 veya bir tane H6'yı dahil edip bu tarz şeylerde çok bu teorik şeyler var. Bir Emrecan Hollanda maçında çok kritik bir galibiyet almıştı 2600 üzeri bir oyuncuya karşı. Ama ben pratikte sanırım hiç denemedim. Güzel hatırlattın. Elimde dosya var. Bir ara çalışıp oynayabilirim aslında. Twitch'e bakalım. Hocam iyi yayınlar. Elon 1200 civarı oynasak olur mu? Rastgele kabul ediyorum arkadaşlar rakipleri. Onun için kimseye torpil yok. Maçta ikisi yerine puansız atarsanız sevinirim. İskandinav oynamamıştık. Bunu da oynayalım. Derken bedava piyon geldi hemen. Şimdi H6 fil G4 bir şeyler tehdit ediyorum. Fil C4 gelip bunu tehdit etmesi gerekir. Derken at gitti. Dördüncü hamleden. Atın gidecek yeri yok. Evet, merkeze hakimiyet kuralım. Olursa veziri değişiriz. Tabii ki çok düşük puanlarla da oynayabilirim ama bazen yani eğer daha ciddi oyuncu olmak isteyen veya ya o tarz bir sporcu varsa yayında onlar için çok da faydalı olmuyor açıkçası. Şimdi at F6, fil F5, E4, fil C5 taşları dışarı koyacağız. Alalım. Bunu aldığında burayı alabilirim. Şahla da alabilirim tabii ki ama EF3 daha iyi gibi duruyor. C7 alırsa böyle gelip ver atı ver file diyebiliriz. Title 200'de her hafta katılmaya çalışıyorum turnuvada değilsem. Yani en azından son dönem. Turnuvalarım pek iyi geçmiyor ama ünvanlı oyuncuların katılabildiği bir turnuva. Sistem 3 artı 1 formatta 11 oyun oynuyorsunuz. İlk 3'e, ilk 4'e galiba ödül var. 11'de 9 ve üzeri puan alırsanız bir derece elde edebiliyorsunuz. Bir defa Nakamura ile birincilik maçı yaptım. Onun dışında böyle 4. 5. falan olmuşluğum var. Yani ilk 10'da bitirmişliğim de var. Ama son dönemde pek iyi oynamıyorum Title 200'de turnuvalarında. Evet, boşta ne gördüysem topluyorum. Şah. Şöyle gelelim bir tane. F4'de kare G2 mat var. Buna nasıl en hızlı mat edebiliriz? Şöyle, şurayı da keselim. Bir hamlede mat istiyorum. 3 farklı şekilde. H4 oynarsa bunlardan sadece file altı işe yarıyor. Oynamazsa üçü de işe yarayacak. Evet, file altı ve mat. Rümeysa hocam 1197 çıktı puan ama hiç merak etmeyin. Bu kız bu UKD'yi yükseltecek demiş. Bravo size. Her zaman daha yükseği hedefleyin. Zaten çok daha iyi oynuyorsun. 1197 düşük kalmış birazcık. Evet arkadaşlar, kulağımda küpe var.
Bakıyorum. Beğeni sayısı kaç olmuş? Onu bir kontrol edeyim. Şu an epey bir maç teklifi görünüyor. Şu an 78 tane bildirim var. Gerçi arkadaşlık istekleri var. Of. Tamam, hepsini kabul edeceğim. Crazy Gamer. Beni yenebilecek birileri. O 450 beğeniye ulaşmışız. Emre haklı çıkabilir. 500'e. Emre Haskuleç 500 olur demişti bu yayın. Olacak mı acaba? D4 at F6. C4 E6. At F3. B6. Vezir int savunması. Bunu hiç oynamamıştım. Buradan Nimzo'ya böyle bir dönüş. Bakalım Crazy Gamer'da nasıl gidecek oyunumuz. Biraz stratejik açıdan riskli işler yapıyor gibi geliyor bana. C5 yani açılış kısmını uyduruyor bence beyazlar. Şimdi D5 alırsa vezir C3 Bc5 kötü bir duble kalacak. D5 olmuyor. E3'e file F3 var. Kale D1 gibi bir şeye buraya patlatıp Bunu aldım at C6. Burada biraz stratejiyle şeyi kombinleyeceğim. Bunu alınca kale G1 gelip bunları da istiyor. Böyle yapıp buraya basıyorum. Şimdi kale D1 oynarsa burada burayı vurup sonra CD yapacağımı söyleyecektim. Şimdi bunu yapsam DC ya da bunu yapıyorum. Çünkü bu vezir değişimi garantili bir varyant gibi. Buraya vuruyorum. Böyle almak zorunda. Yani almayabilir ama vezir kesiyorum. O da kazanç bir oyun sonu demek. Piyon öndeyim vezirsiz. Başka türlü böyle bana problem yaratabilecek bir şey var mı? Vezir alır G7'ye uzun rok var. File açarak şah çekemiyor. Evet, vezir kesmemek için bir yol üretmeye çalışıyor rakibim. Bu da ona daha fazla piyon kaybı demek şimdilik en azından. C alır D4 alırsa vezir F4 var. Vallahi tüm materyalini topladık. Puanı yüksek olmasına rağmen en hızlı galibiyetlerden bir tanesi oldu diyebilirim. Hiç beklemiyordum demiş az önce oynadığım oyuncu. Ansızın karşınıza çıkabilirim. Siz teklif yapın ve şansınızı deneyin. Emre Has Güleç dediyse olur. Evet olsun diye bekliyoruz. 500 beğeniye ulaşabiliriz. Az kalmış. Eskişehir'de arkadaş çevreniz nasıl? Şimdilik satranççılardan oluşan bir arkadaş çevrem var. Aslında yeni yeni tanıştığım insanlar da var. Zamanla genişler diye düşünüyorum. Tabii insanlarla arkadaş kalabilirsem. Mustafa Hocam nasılsınız? İyi misiniz? Verdiğiniz bilgi için çok teşekkür ederim. Kendimi geliştirmekte hep kullanıyorum. Sevindim buna Ege. Umarım hedeflerine ulaşırsın satrançta. Evet. Haydi Mustafa Yılmaz Fan Club var. Beni isimle kandırmaya çalışan nickler var. Dark Kona. Karakan oynayalım bir tane de. Yavaş yavaş yayının son maçlarına doğru geliyoruz arkadaşlar. At C6 şu bir saniye. C3 at F6. Şimdi burada file dışarı at. Evet bunu oynamıyorlar genelde. Sanki file F4 oynuyorlardı veya atı E2'den çıkıyorlardı. Bu filin buraya böyle rahat çıkmasına izin verilmiyor gibi hatırlıyorum. Tersten sanki Vezir Gambit oynuyoruz ya da Kaspat piyon yapısı oynuyor gibiyiz. Ama bu yayında ne zaman Karokan oynasam hep böyle oynanıyor. Kimse teorik oynamıyor. Aslında ED, CD ciddi bir varyant. At D2. H6 fil H4 giderse G5 fil G3'ü alıp ciddi bir hasar vermeyi düşünüyorum ama acaba ciddi bir hasar değil mi o? Neyse ki girmedi rakip oraya. Siyahlar belki çok çok az daha iyi olabilir ama aşağı yukarı dengede gibi gidiyor. Yani puanına göre kaba bir hata yapmamış olması çok önemli bence. Zamanla kendini geliştirecektir rakibim diye düşünüyorum.
Chopper Nick'i nereden geliyor? Üzerimde bir tişört vardı arkadaşlar. Böyle bir Nick alma döneminde. Ne alayım ne alayım? Üzerimde o yazıyordu. Ben de baktım birden fazla manası var. İşte chop doğramak herhalde İngilizce'de. İşte doğrayıcı anlamı var. Rakipleri doğrarım anlamında biraz çocuksu. İşte helikopter manası var. İşte motosiklet var. Birçok şeyden dolayı ben de aldım kaldı öyle. Şimdi at A5 gidip şuraya alabiliriz. At D4 yapabiliriz. Neyse bunu yapayım. He, bir anda materyal döküldü tabii ki. Şu file F4'e geldim. Burada birkaç gerilim yarattım. Rakibim bu işe dayanamadı baskıya ve yani oyunun şu noktasında burada bir açmaz, burada bir açmaz. Bir daha göstereyim. Şu iki tane açmaz. Buraya gidince buna vurdum. Almak zorunda kaldı ve burası boşta kaldı. Böyle alsa at boşta kalacaktı. Şimdi flash 7 istiyor. Ama dikkatli olmam lazım. Vezir kaçalım. Evet, o da çok büyük tesadüf. Barış Manço'nun hani Nick the Chopper diye bir şarkısı varmış, evet. Ya Barış Manço'yu çok severim. Böyle bir şarkısı olduğunu bilmiyordum. Bilseydim daha böyle severek alırdım. Nick'i. Kaya C8. Yani çocukluğum onu dinleyerek geçti açıkçası. Hatta bir turnuvadan böyle bir radyo kazanmıştım. Kasetler vardı Mançoloji. Uyumadan önce hep onu dinliyordum. Vezir G5. B6 kale C1 fikirleri olabilir. Yani vezir kesersek tabii işler daha kolay olacak. Şöyle yanaşalım. Burada D3 sürüp daha fazla taş değişmeye de çalışabilirim ama neyse geçer kalsın burada. B5 A6 ile bu fili sökmek istiyorum. Yine filin rengine biraz dizeceğim. Dizmeye çalışacağım izin verirse. Yani kaleyi kestiğim anda parti bitecek zaten. Şimdi alan kazanalım. Çok yani evet kaleyi kestiğim anda oyun bitecek dedim. Rakip kesmek istedi. Şaha şöyle bir yol görünüyor. Yani A3'te engellemeliydi ama rakip oraya bakmadı bile. Bu piyonu verdim. Alırsa kaybediyor olması lazım diye. Biraz gereksiz bir feda da olabilir ama verdik artık. Şimdi burada artık kaleyi de vurabilirim. Ama vurmasam da yani vursak neyse vurmayacağız. Burada vuracağım. Ha bedavaya verdim. Bu oyunu da kazanmış olduk. Norveç Ligi performansı güzeldi. Hocam Croatia Bulldogs'a girişiniz nasıl oldu? Mail geldi. O kulübün artık menajeri mi yöneticisi mi kim bilmiyorum. Mail geldi. Böyle böyle oynamak ister misin? Böyle böyle bir ücret teklif ediyoruz diye. Ben de olur dedim. Oynadım. Dün yani iki tane Çinli oyuncuyu yendim. Bir tanesi bitmişti. Böyle çok net kazanç. Artı eksi 8 oyunu kaybettim. Bir de VI'ye kaybettim. O Blue Bomb'a da bir kere taş önde kaybetmiştim. O Pro Chess League'de çok kaba şeyler yapıyorum. İyi oynuyorum ama böyle bir tane sanki çok gereksiz kaybediyorum. Ama herhalde takımın mağlubiyetini tamamen bana bağlayamayız. Son bir tane daha maça girelim. Arkadaşlar bu sırada siz de beğenileri belki geçti mi 500'ü bir sayfayı yenileyim. Oo 500'ü geçmişiz. Emre Asgüleç haklıydı. E4, D6, D4, at F6, at C3, pirç savunması. Bunu Fil G5 kendi eskiden oynadığım tarzda oynayayım. Sanırım böyle bir şeyler yapıyordum.
Şimdi H4, H5 gibi fikirler var. F4, E5 şu fili öldürüp buradan kazandığımız alanla mata gidebiliriz. Bu boşta değil mi? E5 aldı. Aldım. Şah diyor. Şah demeseydi kaleye kadar alırdık. E5 aldık. Buna C6 var. DC acaba böyle bir tevrim var ya. Kendim bir anda Vizir A5 filan. Hemen mat olabilirim. Bilmediğim sularda yüzüyorum çünkü. Vezir A5'e en güvenli hamle şah B1 gibi duruyor ama başka şeyler de bakabiliriz. Buraya vursam vurduk. Vezir alır A2 ver. B2'den matı ver. Buradan matı. C3. Bir şey, emin olamadım. Şah B1 daha güvenli gibi. Ha, bu kötü hamle çünkü burada E5'i görmedi büyük ihtimalle. Fille alınca. Burada ciddi bir açmaz var. Bunu şimdi nasıl kullanmam gerekiyor acaba? At F3 gidelim. Taş gelişim en azından. Ne yapacağım bilmiyorum. Yani Vezir A5 gittiğinde burayı mesela böyle böyle mi alayım, piyonla mı alayım onları düşünüyordum. Herhalde önce C ile alıp sonra Vezir ile alacağım ki bu filin önü kapalı kalsın. Şu şekilde. Şu an iki piyon fazlayım. Yine vezir değişmek isterim. Ters kanatta roklar var. Benim hücumum gerçekleşir mi emin değil. Aslında gerçekleşebilir. Çünkü vezir A5'e fil C4 gördüm. Kale D8'e vezir G6 var. Az önce bir taktik kaçırmıştı. Yine uyuyabilir gibi düşünürken uyumadı bu sefer. Şimdi vezir D5 ile vezir mi kesmeye çalışsam? Vezir A3 ile de çalışabilirim aslında. Buralarda mümkünse daha aktif oynamak lazım ama yani şu G4'de kale D8 var ya. Kale D8 olmasa çok güzel şeyler hesaplıyorum da. Vezir feda ederek oynasam mı acaba? Hadi vezir feda ederek oynayayım ya. Biraz daha belki eğlenceli olur sizin için. Bir risk almış olayım biraz. Şimdi kale D8 geldiğinde at F5 vuracağım. Kale D6'ya at D6 vurup buraya baskı kuruyorum. İki piyona yani kale at iki piyona vezir olmuş olacak. Şöyle alacağız. Ver burayı. Şah herhalde güvenlidir. Bir şey boşta değil. F7 baskı yiyecek. Fil D5 mi? Vursak mı? Fil B3 güvenli. Bunu rahat kazanacağım gibi düşünüyorum. Doğruyu söylemek gerekirse. Çünkü bu fil ölü. Çok güvenli yani pozisyon. Hiçbir şey yok. H4, G4, G5 gidebilirim. Tüm alanı ele geçirebilirim gibi duruyor. Vezir A7, at D4. Böyle şeylere biraz dikkat etmem lazım. Ama bir çözümüm de yok bunun. C3. Yani böyle şeyleri de açmak istemiyorum ama. Orayı kaptırdık. Neyse o zaman atlara tutunacağız. Ya da fil C2'ye gelsem. Niye gelmiyorum ki fil C2? At C4 gelebilir. Neyse kalsın orada. Böyle böyle bunları güçlendirelim. Şah güvenli kalsın. Şöyle yapalım bir tane. Şimdi taktikler olabilir. Şuradan açarak şahlar bir şeyler olabilir. At E4 mü? Böyle mi? At E8 mi hatta? At F6 buraya kaçamaz. Buraya kaç. Aa, bu çok basit taktik var. Ben bunu nasıl görmüyorum ya. Buraya kaçarsa at F7 kale D8 var. Buraya gelirse de at E8 ve at F5 hangisi daha çok hasar verir? At E8 yani ikisi de kazandıracak da. Böyleydi. Almak zorunda at F6'ya geri döneceğim. Kale D8 ineceğim ve şöyle gelip şuraya patlatmak istiyorum. Burayı vurunca kale F8. Aa, bu zaten hemen mat oldu. Plan şuydu. Buraya vurunca bunu almak istiyordum. Alınca şah. Buraya giderse böyle mat. Buraya giderse de böyle mat. Evet arkadaşlar. Ben yayına gelen yani herkese teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır.
Sizin için öğretici de bir yanı olmuştur diye umuyorum. Bu büyük ustaya karşı oyna serisi devam edecek. Hatta Emre de turnuvadan döndükten sonra galiba Emrecan'ın da yayınları devam edecek. Bizi izlemeye devam edin. Takipte kalın. Herkese tekrar teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Satrançta kalın.